Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Mutlu akşamlar, tarafsız sahaya hoş geldiniz. Bu sezonun yeniliklerine yepyeni bir soluk da biz getirelim dedik ve yepyeni bir programla tarafsız sahayla karşınızdayız. Evet, bundan sonra her pazartesi bu saatte TV52 ekranlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Evet, yepyeni bir sezon dedik, yeniliklerle dolu bir sezon dedik. Çünkü neden? Gerçekten de ordu olarak, ordudaki spor olarak yeniliklerle birlikte bir sezona başladık. Yeni Ordu Spor adı üstünde yeni kurulan bir takım oldu ve bu sezon 3. Lig'e ilk defa bir profesyonel ligde oynayacak. Ordu Spor keza aynı şekilde ilk defa amatör lige düştü ve bu sezon kulüp tarihinde ilk defa bir amatör ligde mücadele edecek ve eski günlerine dönmek için mücadelesini sürdürecek. Keza aynı şekilde bölgesel amatör ligde mücadele eden diğer ordu takımları da Ünye 1957 Spor bu sezon ilk defa bir amatör ligde amatör lige çıktı ve orada onlar da gerçekten de çok iyi bir kadro kurdular. Bu sezon şampiyonluk adaylarından biri diyebiliriz. Keza aynı şekilde Fas'la Belediyespor 8. yıl olmasına rağmen gerçekten de bu yıl yepyeni bir yapılanma içerisine girdi ve 8. yılında 3. lige çıkmak için mücadele edecek. Aynı şekilde basketbol takımı çok iyi bize sezon geçirmedi. Sezona da iyi başlamadı hazırlıkları ama sizin de bildiğiniz gibi şu anda bir transfer yasağı var. Bunun da detaylarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ve Ordu'daki sporda sadece bunlar da yok. Tesisleşme ve stadyum anlamında da yepyeni bir döneme girdi Ordu. Ve bu gelişmeleri sizin de tanıtımlarda günlerdir izlediğiniz gibi çok değerli isimlerle yorumlayacağız. Çok değerli isimler bizlerle birlikte olacak. Eski hakem Ali Aydın bizlerle birlikte artık hoş geldin abi. Merhaba, teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin yayınlar. Ve teknik analizleriyle gündem yaratan isim Atilla Yücel. O da bizlerle birlikte. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ve sizin de çok yakından tanıdığınız Erol Karaer. O da bizlerle birlikte olacaktı bu akşam ama özel bir sebebi var, bir hastası var. O hastasının yanında olması nedeniyle bugün aramıza katılamadı ama ilerleyen haftalarda bizlerle birlikte olacak Erol Karaer ve buradan da geçmiş olsun diyelim ona. Evet, yepyeni bir program, yeni bir soluk spora. Hoş geldiniz yeniden. Keyifler iyidir umarım. Öncelikle yeni öğretim, eğitim yılı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okulların. Herkese, herkesime inşallah herkes umduğu gibi bir yıl geçirir. Tabii ki sonuçta Ordu bir spor şehri, Ordu bir kültür şehri, Ordu bir turizm şehri. İsmini siz koyun, orada çok şey var. Bununla TV52 bu yeni yayın döneminde sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Bütün sahibinden, çalışanlarına, sizlere, genel yayın yönetmenine, genel müdürüne, herkese. Bizi tercih ettiniz, bir teklif ettiniz, biz de geldik çok samimi bir şekilde, samimi duygularla. Oradaki sporu biraz daha farklı bakıştan görelim, gösterelim istedik. Onun için teşekkür ederiz. Evet, estağfurullah hocam. Sizin yanınızda olmak daha önemli. Asıl. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Evet, Atilla hocam, ben sen de hoş geldin. İmtiyaz sahibi Sayın İsa Bey'e, Hamdi Beylere, kurumda çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tevazu gösterdiler. İnşallah bir şeylere katkı sağlamaya çalışırız. Futbol konuşacağız. Evet. Futbol Ordu'da, yani benim Ali hocamın, daha doğrusu burada nefes alan herkesin, 40 yaşın üstündeki kişilerin özellikle mahalle maçlarından tutun da sokak aralarında oynadığı, yani terle birlikte
bir ömrünün geçtiği bir yaşam şekliydi aslında. Şimdi Orduspor'un malum durumu, yeni Orduspor'un profesyonellikte oluşu, bir şekilde sporun içinde yine varız. Her ne olursa olsun profesyonellikte bir takım var. Bunu da desteklemek gerekiyor. Bu anlamda biz 3. hafta olmasına rağmen her iki güzel yeni Orduspor takımına başarılar diliyorum. Evet. Hocaya, teknik ekibe, yönetim kuruluna. Sonu hayırlı bir sezon geçirirler diye ümit ediyorum. Evet, inşallah diyelim. Evet, dediğimiz gibi gerçekten de sezonu aslında tartışmalarla başladık. İlk sezonun başlangıcından itibaren başlayacak olursak tartışma vardı, sizin de bildiğiniz gibi yeni Orduspor, Orduspor tartışması. Onu bir şekilde geçtik diyebiliriz. Şu anda 3. ligde 3 haftayı geride bıraktık. Yeni Orduspor şampiyonluk iddiasıyla yola çıktı ama 3 hafta onun açısından çok da iyi geçmedi. Evet. Tehlikeli çanları erken çaldı diyebiliriz. Şimdi yani yeni Orduspor veya Orduspor, eski Orduspor 1967, yani sporda geriye baktığımız zaman bir şey kazanımımız olmayacak. Yani arkaya bakarak öne gitme şansımız yok. Yeni bir kurulan bir ekip var. Bu ekibi futbol izlemek, şehirde sporla alakalı yaşayan insanların takip etmesi gereken bir durum. Bu iki takımı karşı karşıya getirmek yanlış olur. Her ekibi kendi yapısında değerlendirmek gerekiyor. Orduspor'la ilgili yönetilememiş bir 3-5 senesi olduğu için bu durumlarda. İyi bir yönetim olsaydı biz de hasbelkader çalıştığımız dönemde bu takımın ligde kalması, kalabilmesi sağlanılabilirdi. Sağlansaydı ne olurdu? Yani bu borçla nereye gelinecekti? Bunların hepsi problem. Bu problemleri bizler yaşadık. Şimdi Zafer Hoca diye bir arkadaşımız var, Zafer Öztürk. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak olur. En azından bu ligde, Bal Ligi'nde tutunabilir. İyi bir yapılanmayla da önündeki 3 senede eğer bir şeyleri bir kıvama getirebilirlerse hukuksal boyutta, neden olmasın diye aklımızın kenarında, bir kenarda durmalı. Güzel, yeni Orduspor'a gelince hep böyle ağzımda kalıyor güzel Orduspor, evet. Yeni Orduspor. Öncelikle geçen seneki başarılı olan, bir üst lige çıkan bir ekip var teknik anlamda. İçlerinde bir hocanın değişmiş olmasına rağmen yeni sezonda 3. hafta. Tehlike çanları şu an için söylemek bence erken. Ligin boyu 34 hafta. Baktığınızda 17 takım, yani para harcayan 9-10 takım gibi bir tiresinden tutun da Van Belediye, Erzincan, Erok, Diyarbakır, Velimeşe dahi yeni Orduspor da bunların içinde önemli transferler yaptılar. Para da harcandı ama futbolda para harcanması başarının olmazsa olmaz şartlarından birisi değil. Bu ligde, özellikle 3. ligde, yani mücadelenin daha üst, yani futbolun teknik anlamda izleyene çok fazla bir şey vermediği ama mücadelenin çok fazla üst seviyede olduğu bir lig. Bu ligi oynayabilen oyuncuların transfer edilmiş olması bir avantaj. Ama bu avantajı da yani sahaya yansıtmak gerekiyor. Şimdi oyun olarak baktığımda her ne kadar iki maç dışarıda oynamış olsa da bir maçı içeride oynadı. Oynanan maçta topa hakim olmaya çalışan, pas yüzdesini elinde tutmaya çalışan, pasla oynamaya çalışan bir görüntü var. Bu ligde ne kadar başarılı olur? Burası pas oyunu ne kadar başarılı olur? Top bizdeyken tabii ki gol atacağız ama karşı tarafta savunma yapıyor. Özellikle son 3-4 sezondur Türkiye'de bütün liglerde takımların ortak özellikleri savunmaları iyi yapmaları. Yani savunma ofansa göre biraz daha kolaydır.
Eğer fiziki anlamda hazırsanız, topun arkasına geçtiğinizde, oyun içi oyuncu mesafelerini kısa tuttuğunuzda bir şekilde savunmayı yapıyorsunuz. Bunun üstüne bir ikinci bölgede önde basarak savunma yapabiliyorsanız, bu bunun bir üstü, daha başarılı oluyorsunuz. Şimdi pas yapan bir oyun düşünüyor hoca, şablon o görüküyor. Ama pasın nerede yapıldığı ve rakibi ne kadar rahatsız ettiği önemli. Yani şimdi arkada iki stoper sabaha kadar pas yapsınlar, rakibin dengesini bozmadıktan sonra, rakibe o iki beklerin arkasına boş alanlara topu atamadığımız, oynayamadığımız sürece rakibi hırpalayamıyorsunuz. Halbuki iç sahanın avantajı ne? İç saha öncelikle baskın oynayıp rakibi bunaltarak, savunma dengesini bozarak gole ulaşmak. Futbolun meyvesi gol. Bu golü atmak gerekiyor. Nasıl atacaksınız? Tamam, pas yaparak atacağız ama topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye aktaramıyoruz. Aktardığımızda sonuç yok. Peki sence şu andaki bu anlattıkların içinde Orspor'daki transfer edilen futbolcuların hemen hemen özellikleri aynı mı? Ya da doğru bir şekilde mi oynatılıyor? Ya da daha da farklı bir soru. Hani birbirini tamamlayacak oyuncu kadrosu değil de aynı yere işte gol yapmak için 3 adam fazla alınmış, defansta 2 adam eksik alınmış gibi mi anlıyorum? Şimdi bir o var, bir de oyunda şimdi yani pas oyununu oynuyorsanız rakibin bir kere savunma alanı geniş tutmanız gerekiyor. Yani iki kanat forvetimiz, santrafor uçta, uç bitirici oyuncumuzun yanında oynayan iki kanat forvetimizin çizgilere basması gerekiyor. Bizde bunun tam tersi. İçeri oynayan, beklerin dışarıdan katılımını bekleyen bir oyun oynuyoruz. Ama bunda kanat forvetlerimiz içeride oynadığı için o alanları değerlendiremiyoruz. Şimdi bunu direkt hücumla oynasanız, yani stoperlerin santrafora attığı 40 metrelik, 50 metrelik yüksek toplarla bunu oynasanız, seken topları, arkaya düşen topları, iki içeri girmiş kanat forvetleri kovalar, düşeni yakalar, kenara çabuk oynar, bunu anlarım. Ama siz pas oynuyorsanız, yani arkada birinci bölgeden ikinci bölgeye topu getiriyorsunuz ama ikinciden rakibin gol bölgesine, gol alanına topu getirmekle sıkıntı çekiyoruz. Şimdi oynayan Fatih Arat iyi bir santrafor ama koşuyor, mücadele ediyor, beklere gidiyor ama burada topu oraya getiremedikten sonra, gol hunisine, topu gol atacağımız yere getiremedikten sonra problem orada. Atılan gollerin hepsi frikik, yan top, korner. Yediklerimiz de aynı şey. Geçen hafta yediğin gole baktığında bir oyuncu alındı. Sonrasından sonra gol yedin yani. Evet. Şimdi baktığın zaman da bu oyunun sistemi diyorsun ama yani defansta da hani başı kuma gömmektense birazcık konuşup o beklenen falan, onunla tabii beklenecek, daha yeni takım söylüyorsun çok güzel şekilde ama yediğin gole baktığın zaman su molası verilmiş. Su molasından sonra bir taş atışından sonra üçüncü gol yani, başlı başına bir handikap yani. Bu hakemin dakikasında takımın 3 haftasını değerlendireceğiz tabii ki de, benim gözlemlediğim kadarıyla Yeni Ordu Spor'da birbirine benzer çok oyuncu var. Özellikle evet, orta sahaya ağırlıklı kurulmuş bir takım şu anda Yeni Ordu Spor. Ne defans attı ne de ileriki forvet attı. Alternatif yok. Ama orta sahaya biri çıkarsa diğerini koyabilirsin ama yine aynı özellikle bir takım olarak gözlemliyorum. Ali Hocam, senin Atilla Hocam'a sorduğun soruya göre sen herhalde futbolcuların birbirleriyle artık uyum sağlayamadığını düşünüyorsun. Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Zaten bu uyum sorunu her takımda vardır. Yeni kurulmuş bir takım. Şimdi hani insanlar, daha doğrusu asıl sorun şurada. Sezon daha başlamadan önce işte Yeni Orduspor lige çıktı, 3. lige çıktı. Söylemlerle, konuşmalarla, alt yapıdan yapılan hamlelerle çıta bir yana çok yükseldi. Şu anda orada sahaya çıkın, ikili konuşmalar yapın. Herkesin direkt Yeni Orduspor bu sene 2. lige çıkacak diye algılanıyor, öyle bekleniyor. Çünkü dediğim gibi çok üst seslendirmelerle lige başlandı. Şu anda gördüğünüz işte 3 maç oynamış. Şimdi 2 tane beraberliğim var, 1 tane mağlubiyetim var. Gayet doğaldır bunlar. 0 puan da alabilirsin.
Yani şampiyon olan takımın baktığın zaman bu ligde 7 mağlubiyet olan da 7-8 mağlubiyet civarında. Van takımı da çok büyük para harcadı. Yani o da harcadı. Şimdi sıkıntı burada değil. Sıkıntı transfer yapılırken birazcık daha bilir kişilerin biraz daha iyi tartması lazım diye düşünüyorum. Çünkü benim gördüğüm şey, gözlemlediğim şu. Oyunu force edecek, böyle değiştirebilecek oyun attıktan sonra işte Cenk Tosun'un geçen sene Beşiktaş'ta birazcık önlüklerle giderse daha iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Hani oyuna girdikten sonra maçı değiştirecek bir şeyi yok. Doğru mu Atilla? Yani o bölgeye topu götürme gibi bir durumun da yok. Hani iki tane, üç tane adamın değiştirirsin, bir şey yaparsın. Tek düze gidiyor. Olursa olur diyor. Ya bu sene transfer edilen isimler doğru isimler yani, değil miydi? Yani. Hayır onu demiyor şimdi. Şunu çok erken. Ama görüntü olan bir şey var. Üç gol atabiliyorsan üç gol diyorsun. Yani birazcık hani eleştiri yaparken şuna sakın takılmayın. Lan tamam mı? Üç gol attık. Bir maçta üç gol attın. Toplamda attığın gol sayısı 5 miydi Atilla? Evet. Toplam 3 maçta attığımız gol sayısı 4. Yediğimiz gol sayısı 3. Yani baktığın zaman bir artım var bir şekilde. Bunları bir tarafa koyuyorsun ama şunu altını çizelim. Mesela herkes yazdı çizdi. Çok çok işte seyirciye teşekkür ederiz. Şu anda seyirci falan gelmedi. Evet. Daha öyle bir şey yok. Yani birbirimizi kandırmayalım. Bu takım iyi olacak. Benim gördüğüm kadarıyla bu ligde, hatta Türkiye Ligi'nin bazının, Türkiye Ligi'nde belki borcu olmayan artıyla başlayan belki 3 tane takım vardır. Çok güzel bir şey. Ama hemen eylemler, söylemler, istekler, beklentileri siz bir anda çıta yükseltirseniz, çünkü dikkat edin, yeni Orduspor'un dal ligine çıktı. İkinci sene çıktı üçüncü lige. İlk sene çıkamadı. Yani bu burada amatörden, kültür oluşturma... Yani onun için biraz bekleyeceğim. Yani bu sene olmayabilir. Olsun tabii ki de. Olsun. Çok güzel. Bu sene olmayabilir ama hedef dediğiniz gibi çok yüksek. Çok yüksekti. Yani o kadar fazla gereksizlik oldu ki. Direkt ikincilik olarak koyuldu hedef. Ya Nedim yani Türkmen de hedef verdi. Beşinci yılda dedi Şampiyonlar Ligi. Böyle bir söyleme gerek yoktu zaten. Beşinci yılda zaten küme düştü. Şimdi, evet. Şeye geldi. Ama bakış açısı var. Ben Atlı Hocam'a katılıyorum. Oyunda ya oyun sistemi değişmiyor. Yani artık bu şey oldu. Şimdi attığımız gollerde çok böyle bir pas yüzdeli, çok böyle ikili veya kaçlı ya da böyle çok bir şey olmadı. Yediğin gol de öyle baktığın zaman ama hani bir takım oyununu çok aman aman ortaya koyacak, ulan bravo aferin, çok güzel bir varlasan yaptılar, çok güzel işte. Yani öyle bir şey yok attığın gollerde. Yediğin gol de öyle. Onu da söyleyeyim, altını çizeyim. Toparlarsak şunu diyorum ben. Bir takım yapmak için unsurlardan bir tanesi para. Bu kesin. Evet. Para olmadan bir şey olmuyor. Sabaha kadar siz konuşun burada. Amatör takıma bile para verseniz olmuyor. Şimdi futbolcunun cebine 100 lirasını 200 lira koyacaksın. Amatör daha iyi olsa harcayacak çocuk. Ki burası biraz daha profesyonel. Efendim üçüncülük çok zor. Öyle bir şey yok. Her takım için her lig zordur. O takımda ben de oynuyorum, siz de oynuyorsunuz. Ne bileyim, Sebat da var, Ordu Spor da var, Yeni Ordu Spor da var, Van Spor da var, işte Sakarya Spor da var. O ligin şartları neyse o şartta yaptığın sürece başarılı olabilirsiniz. Bir şey olabilir, sakatlık olur. Aldığın futbolcu paradan dolayı ya da başka bir şeyden sonra şehir terk eder gider. Onlar farklı bir şey. Ama hedef büyüttüğün zaman, çıtayı üste koyduğun zaman hem teknik heyet, hem futbolcu yavaş yavaş strese başlar. Şimdi ilk hafta... Maç alamadıkça, puan kazanmadıkça, gol atamadıkça stres başlar. Şu anda başlar. O stres başladı mı peki? Bence başlamadı. Adıda ben daha erken belki ama... Bence şimdi burada seyirciyi içeri katabilmek çok önemliydi. Yani bir takım arkasında seyirci desteğini hissetmesi. Bunun için de yani aslında ilk maç, Gölcük maçı alınan beraberlik... arkasından işte burada bir kırılma anı gibi düşünmeyeceğiz erken. Bu ligin boyu uzun. Bütün takımlar maç kaybedebilirler. Görüntü ne kadar çok para harcansa da bir takım alıp
Geçen sene Sancaktepe miydi? Aldı başını gitti. Ama bu lig böyle bir takım düşünmüyorum, görmüyorum ben. Yani Diyarbakır, Turgutlu, Pazar, Muğla haricinde bunlar mütevazi takımlar. Az para harcadılar ama takım birlikteliğini, takım olgusunu yerleştirmiş. Bir, onun için bir nebze öne çıkıyorlar. Az para harcadığımız takım Diyarbakır şu anda lider. Ama takım olgusunu oluşturabilmek önemli olan. Evet. Bu lig mücadele ligi. Bu ligde mücadele edebilmek için oyuncular çok aman aman böyle profesyonel üst liglerde oynamış oyuncu sayımız az. Bir tane orada santrafor var. Darıca'da Ömer diye bir oyuncu var. O profesyonelliği üst seviyede yaşamış bir oyuncu. İşte Diyarbakır'da Abdullah var. Bizde de şampiyon olduğumuz seneki kadroda bulunan. Yani bu ligde çok fazla oyuncuların profesyonelliği üst seviyelerde yaşadığı bir lig değil. Bu lig mücadele ligi. Bu lig takımdaşlık, arkadaşlık, birbirine yaslanma, birbiriyle takım olabilme, yani birbiriyle arkadaş olabilme yeri burası. Onun için burada bu hazırlık dönemini, 8-9 haftalık bu dönemi iyi geçiren ekipler lige de iyi başlıyorlar. Önceden işte futbol TFF'de Theodor Kopa diye Macar bir hocanın biz çalışmalarıyla hoca olduk. İşte orada bireysel antrenör, bireysel teknik adamlık bize verildi. Şimdi orada söylenen şuydu. Ya 6 hafta takımın 6. haftadan sonra takım oturacak. Ya böyle bir şey yok. İlk 6 haftaya kadar puan vermiyorlar mı kazandığınız maça? Önceki senelerde böyleydi. Şimdi lige o 8-9 haftalık hazırlık döneminde, birinci hazırlık döneminde hazır olmanız, sezona en üst seviyede başlamanız gerekiyor. Nasıl başlarsanız öyle götürüyorsunuz. Şimdi Yeni Ordu Spor'un bu ligde bu sene tutunmuş olması bence başarıdır. Ne kadar transferler bu ligin oyuncuları olsa da, yani bir ekip oluşturabilmek, bir yeni bir takım hüviyeti oluşturabilmek, hocayla devam edilmesi de bence doğru. Yani bir başka birisinin getirilmiş burada... Çok doğru bu. Tabii şimdi burada evet. Sorulması gereken şu vardı bence. Yani bir teknik adam veya yönetim eskiye dönüşte bir hesap eder. Der ki işte önceki sezonda çok iyi yaptığımız neler vardı? İyi yaptığımız neler vardı? Geliştirmemiz gereken neler var? Düzeltmemiz gereken neler var? Bir de olmazsa olmazı, kaçmamız gereken, kaçılması gereken neler var? Şimdi bu soruları sorduğunuzda cevapları bulabiliyorsunuz aslında. Geçen sene Yeni Ordu, Güzel Ordu Spor, Yeni Ordu Spor olmadan önce bir Ar-Ge, bir altyapı, bir farklı bir çalışma içine girmiş olsalardı, daha etüt edebilselerdi, yani çok fazla hızlı gelişti her şey. Yani üçüncü lige çıkılması, oyuncu transferleri daha taranabilirdi, daha seçici olunabilirdi. Yani hocanın bir boş vakti olsaydı, kendi direkt izleyerek, şimdi söylemler olmuştur. Hoca bir ay bir dolaşabilseydi, bir bakabilseydi, gerçi tanıdığı, bildiği... Ya hemen hemen eski öğrencilerini evet. Aldı yani. Bu takım. Bir taraftan avantaj, bir taraf kulüp açısından da dezavantaj olabilir. İnşallah olmaz. Evet. Son alınan oyuncuyu tanıyorum. Son gün gelen... Serdar. Serdar. Evet. Aydın'da çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta iki maçını izledim orada. Uzayan bir oyuncu. Arkada geniş boş alan bulduğunda iyi santrafor. Topu oralara getirebilirsek, yani kenara indirebilirsek başarılı olur. Alır taşır bu takımda iş yapar diye düşünüyorum. Ama o kenarları iyi kullanmak gerekiyor. Savunma anlamında tedirginlikler var. Yani İsmen çok fazla tanımadığım ama numara olarak bildiğim, çok kolay hata yapan bir lig. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ne kadar üst seviyede olursanız olun, mesela 3. golde yediğimiz golde inanılmaz ya. Yani su molası verdi hakem, işaret verdi. Oyuncular hocanın yanında en taze direktifleri, en yeni direktifleri can kulağıyla dinlediler, aldılar. Bir dakika içinde nabız düştü 80-90. Yani çok diriler, canlılar. Taç atıyoruz orta saha santranın kenarında. Adam taçı attık, iade yaptı rakip. Attığı uzun direkt hücumda sol bek ve stoperin arasından
Yani bu gol nasıl yenilir? Yani şimdi baktığınızda yeniliyor işte. Bu lig bunları yapıyor. Rakip de yapıyor. Rakibin yediği son gol şimdi bütün bizdeki bizim kullandığımız bütün korner ve frikiklerde alan savunması yaptılar. Tamam, alan savunması iyi bir çalışma ekibi ister. Birliktelik ister. Sağını solunu kollaman gerekir. Herkesin konuşması gerekir. Birbirinden haberdar olması, gözlerin fırıl fırıl olmasını gerektirir. Bunu yaptılar, başarılı da oldular. Baktığınızda son golle kırmızı kart yedi. Oyuncu dışarı çıktı, bir kişi eksik. Ona 8 ceza sahası içinde. Hoca da kenardan bunu yetiştiremiyor yani. Ama hata, çok büyük bir hata. Yani bir teknik adamın yapmayacağı bir hata. Ama oldu ki bu lig bunu kaldırıyor. Herkes hata yapıyor. Onun için az hata yapan, hatta biz şöyle deriz ona, maç ceza sahası içinde kazanılır ve kaybedilir. Evet. Eğer ceza sahası içinde güçlü değilseniz, uyanık değilseniz her zaman kaybedersiniz. Çünkü kaleci olsun, savunma olsun, ofans olsun, orta saha olsun, kim oraya girdiyse hem hücum hem savunma anlamında uyanık ve güçlü olmak zorunda. Peki Ali Hocam, gerçekten de baktığımızda 3 haftaya hani bir hatalar var, hata var. O hata ne tam olarak ortaya çıkacak tabii ki şu anda 3 hafta daha erken. Belki yani bazı şeyleri söylememiz yanlış olur ama 3 haftayı değerlendirdiğimizde nasıl bir yeni Ordu Spor çıktı karşımıza? Şimdi zaten Mustafa demin söyledim. Şu anda teknik analiz olarak zaten Atilla çok harika işler çıkartıyor. Doğrusunu söylüyor. Çünkü hem teknik adamlık bastı çok üst düzeyde ve oynadı da yani. Bir de orası da var yani. Forvet'te golcü futbolcuydu. Onu da biliyor. Koklamasını biliyor. Sahayı biliyor. O an durum biliyor. Su molasını biliyor. Nabızı biliyor. Yani daha güzel şeyler söylüyor ama. Şimdi bizim o 3 haftalık bir bu kadar kısa bir periyotta işte bütün çıkış noktası şey çok fazla beklenti içine sokuldu. Çok gereksiz şekilde hala söylenenler, hala etkiler, hala şeyler böyle. Evet, bir hava verilmesi lazım da. Yani bir defa şunu bir defa ortadan kaldıralım. Hani şu anda bir Ordu Spor var. Hani yıllardan beri gelen bir Ordu Spor var. Kimse yeni Ordu Spor'dan eski Ordu Spor'la yeni Ordu Spor yani var olan bir Ordu Spor var, yeni Ordu Spor var. Yani bunu belediye takımı anlayışıyla, bir siyasi parti takımı anlayışıyla görmemek lazım. Spor kültüründe bir şey vardır. Evet. Belediye takımları çok fazla uzun süre soluklu olmamıştır. Olsaydı İstanbul Büyükşehir Belediye zaten bu işi bırakmazdı. Başakşehir'e devretti falan filan. Bunda da sıkıntı yok. Ama bu geçiş döneminde ordunun yapısında, ordunun dinamizminde futbolun ciddi bir önemli yeri vardır. Çok ciddi vardır. O kültür vardır orada. İşte bu kültürü yeni Ordu Spor mu diyeceksiniz, eski Ordu Spor mu diyeceksiniz, ne derseniz deyin. Yenilen noktada yapılan hamleler çok doğru. Yani yeni Ordu Spor'un kurulması, ismini Ordu Spor diye konulması, renklerinin değişmesi, renklerinin mor beyaz ve siyah olarak ilave edilmesi. İşte yani bunlar çok güzel şeyler. Düşünmek güzel, formal güzel ama hani bir anda Ordu Spor'un yerini alamazsınız. Yani hani bir anne var. Üvey anne bir anda hani kimse kusura bakmasın. Asla bir yakıştırma yapmıyorum. Bu beklenti içinde o kadar fazla sokuldu ki takıma. Şu anlardan konuştuğumuz zaman bu takım şu anda 9 puan yapsaydı çok farklı bir şey konuşacaktık. Ya da konuşulacaktı. Ya da söyletilmek istenen, söylenenler daha farklı bir şekilde olmaya başlayacaktı. Ondan da ben diyorum ki bu takımın da ihtiyacı var. Bu ilin. Bu takıma da ihtiyacı var. Bu ilin Giresun Spor'un hemen komşu Süper Lig'e çıkmasına da ihtiyacı var. Sonuçta bizim sporcumuz, bizim izleyicimiz oraya da gidiyor. Buraya da geliyor. Fas'a da ihtiyacımız var. Ünye'ye de ihtiyacımız var. Yani bu ihtiyaçlardan bir öncelik koyduğun zaman pek bir öncelik sıralayamıyorsun şu anda. Ama öncelik sıralayacaksak hani başarı nasıl yakalanır diye bir madde koyacaksak buna şimdilik şu anda en fazla en iyi yakın olan takım yeni Ordu Spor. Bu kesin.
Ve bunun da hazırlığı yani seneler boyu olacak. Şimdi Ordu Spor'u düşünelim. 1967 senesinde kuruldu ama zaten profesyonellik 54'te 23'te 1923'te federasyon kurulmuş olmasına rağmen 54'ten sonra lig başladı Türkiye'de. Şimdi 54'ten 67'ye kadar burada Ocak Kulübü, diğer kulüpler yani bir şeyler kaynıyordu. Yani bir şeyler vardı. Bunların peşine koşan insanları düşünün. Bir değer verdiler. Ordu için bir değer oluştu. Bir Ordu Spor oluştu. Ve bunun peşinden senelerce insanlar gittiler ve gitmeye de devam ediyorlar. Aynı şey yeni Ordu Spor için de geçerli. O takımın kurulmasında peşine koşan insanlar var. Bu değer mutlaka birleşecek bir yerde. Yani sen yoksun ben varım anlamı değil. Ama o değeri de yüceltmek gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Kulüp kültürünü oluşturarak. Kulüp kültürü nasıl oluşturulur? Öncelikle bu işin temeli, sporun temeli ham madde. Ham madde ne? İnsan. İnsanı nasıl bulacağız? Seçeceğiz, tarayacağız, transfer edeceğiz. Bizim için kültürü oluşturmamızda en önemli vasıf ne olmalı? Transfer değil. Seçtiğimiz o küçük çocukları, sümüklü çocukları, sokak arasında çocukları, yakaladığımız çocukları seçip bütün Türkiye'deki ligleri, Avrupa'daki ligleri tarayarak sonrasında transfer, transferde kiralık var, takas var, dışarıdan alma var veya Avrupa'dan veya Afrika ülkelerinden alıp yetiştirme var. Bunların hepsi bir süreç, bir kulübün oluşmasında. Yani bu sürece gelebilmek için şimdi stat yapılıyor. Bir tesise ihtiyaç var. Madem bu ligde, profesyonel ligde bir takım var, apayrı bir tesisi olması lazım. Yani orada bir Ordu Spor'un bir tesisi vardı. Hizmet eden bir tesis. Canlıydı orası. Yani yıkıldı. Şimdi başka bir tesis yapılmalı ki yapılıyor sahalar. 3 tane saha gelecek. Bunlar hemen oldu, hemen bu takım şampiyon olsun. Böyle bir beklenti içinde kimse olmamalı. Olursa da aldım cebime koydum. Ama bir süreç var. Hata yapmadan, olgunlaşarak, yavaş yavaş yerleştirerek, yetiştirerek, değer vererek, değer bularak bu takım bu ligde tutunur. Bir sonraki sene alttan ufak ufak gelir. Bir sonraki sene içeriye bir iki tane daha abi, daha olgun abiler gelir. Şimdi öyle bir eksiğimiz de görünüyor. Takım içinde bir liderimiz olmalı, bir abimiz olmalı. Bu işleri daha kolay çözer içeride. Çünkü her şeyi hocadan beklemek, oyuncular artık biz de yetiştiriyoruz, bakıyoruz. Oyuncular sahanın içinde problem çözmüyorlar. Yani profesyonel oyuncu demek içeride problemi çözmeli. Yani hoca işte sen oraya koş, sen buraya koş, bu değil. Oyuncu içeride oynarken 10 dakikada işi çözecek. Ben bu rakibe nasıl gol atarım? Bu rakip bana nasıl gol atar? Hangi oyuncusu etkili? Hangi oyuncusu beni zorluyor, zorlayacak? Bu oyuncuya biraz sert, biraz yaklaşırsam bu oyuncuyu biraz kesebilir miyim? Yani burada bir en nihayetinde bir takım 25 kişiden oluşuyorsa bir hafta boyunca içeride birbiriyle mücadele ediyorlar o formayı kapmak için. O formayı kaptığın zaman da rakiple mücadele ediyorsun ki o 3 puanı alabilmek ve temaşa güzel bir seyir verebilmek için. Bunların bir anlama gelebilmesi için hocayı bir taraftan alacağız, taktik çalışacağız, üşenmeden, ertelemeden, vazgeçmeden ama bir taraftan da oyun içinde de problem çözmesi gerekiyor oyuncu. Madem profesyonelse. Peki bu aşamada ne olması gerekiyor? Şimdi baktığınızda özellikle lafınızı bölmek istemedim de şimdi dediğiniz gibi gerçekten de hani hedef olarak şu anda şu aşamada hedefimizi büyütmememiz lazım ama bu hedefi bize biz kendimiz değil yönetim aşıladı. Bir şekilde. Şimdi buradaki ilk maç özellikle Ordu'daki ilk maç çok önemliydi bana göre. Evet. Bu kadar hedef büyütülmüş bir takımı ilk defa Ordu'da görecektik ve Ordu'da gördüğümüz o takımın bize vermiş olduğu galibiyet daha farklı bir algı yaratacaktı yeni Ordu Spor üzerinden ama evet 3-3'lük bir performans var, 3 tane atılmış bir gol var ama ortada futbol olarak hani beyni toplayan bir şey var mı? Yok. Taraftar da keza aynı şekilde son dakikalara kadar hani hem teknik adam Cahit Terzi üzerine olsun hem de
Yeni Ordu Spor üzerine olsun, eleştiriler yapmaya başladılar. İlk maçta geldi bu eleştiriler. Bu zaten futbolda bütün teknik adamların başına gelen şey. İki maç kaybedersiniz, üçüncü maç sorgulanırsınız. Bir de bunlara fazla takmamak lazım. Evet, yani böyle... Bunlar hoca... Ben takımın bütünleşmesi gerektiğini düşünüyorum şehirle. Bir programa hocayı bu davet etmeli. Yani şimdi, bu böyle hemen olmayacak. Bir anda olmayacak. Olmaz yani. Bu yani şey diyor yani, yönetici arkadaşlarımız da birazcık sabretmek durumundalar. Yani böyle hemen Ordu Spor'u kabul etsin, hemen Yeni Ordu Spor'u kabul etsin, Yeni Ordu Spor'u Ordu Spor'un yerine girsin falan. Böyle bir anda bekledim, onlar da hayal kırıklığı yaşayabilirler. Onlar da hüsran yaşayabilirler. Onlar da psikolojik olarak Allah kahretsin'de gelebilirler. Onun için şöyle diyeyim yani, herkes hattını bilerek oynarsa, herkes nerede olduğunu bilerek oynarsa, Ordu Spor dahil, bunu başka futbol takımlarımız, voleybol takımlarımız dahil, işte Aybars'ta bizim bir tane birincikle şeyimiz var, takımımız var, voleybol takımımız var. Evet. Gibi yani. Şimdi bunlar başarı gelir. Şimdi buradaki temel neden, hani o çıtayı söylenmenizde, eğlenmenizde, özellikle söylenme çok önemli. Bir de sezon başında Yeni Ordu Spor yaptığı hazırlık maçlarında yenilmedi, farkındaysanız. İyi bir hazırlık süreci geçirdi aslında. Güzel geçirdi. Şimdi hep üstte gelince, ulan bakıyorsun isimli takımlar. Belki iyi değil ama oynadıkları takımlar. Ama olsun, isimli takımlar. Şimdi isimleri şimdi göremiyorsun kim oynadığını. Ulan Afyonspor diyorsun, Afyonspor. İşte şey, Burdur Spor, liglerden Ordu Spor gibi. Şimdi Ordu Spor'da oynayan takım da diyor, ulan Ordu Spor'la diyor beraber kaldık diyor, ya da Ordu Spor'u yendik diyor. Evet. Hazırlık maçında. Yani. Şimdi o Ordu Spor'un ne olduğunu bilmeyebilir. Ordu Spor. Ordu Spor çünkü. Onun için yani gelinen noktada takım iyi, hava güzel, para derdin yok, işte ne güzel, ne tartışmıştık, çok güzel bir şey, isim değişecekti, ne olsun, yine Ordu Spor oldu. Koydu ya, olabilir, bunda bir işte, sıkıntı yok. Bazıları dedi 1967 Ordu Spor olsun, bazıları dedi şudur, ama yine Ordu Spor oldu. Bundan gocunmaya da gerek yok. Ya da bunun altında bir art yatırmaya da gerek yok. Ama doğru tarafı, hani bir anda başarı beklediğiniz zaman başarısız olursunuz, çakılırsınız. Hatta oturursunuz, ya bizde para var, pul var, araba var, araba yaptırdık, ohbo yaptık, kulübümüz var, bir tane şeyimiz var. Ya bizden nerede hata yaptık dediğiniz zaman, hatayı işte görme yeri bugünler, evet. Bu zamanlar. Programın başında Atilla Hocam'ın vermiş olduğu örnek, yani keza aynı şekilde Ordu Spor için Nedim Türkmen olayı. Tabii kesinlikle. Yani. Şimdi hocam bir şey söyledi, haddini bilerek oynamak. Bu benim aşağı yukarı şampiyon olduğumuzdan sonraki sezondur. Kendi hoca arkadaşlarımızla da tartıştığımız konu. Haddini bilmek oynarken nasıl olur? Şimdi bunu ya bakıyoruz hocam, Avrupa'da maç izliyoruz değil mi? Bir Barcelona'yı izliyoruz, bir Bayern Münih'i izliyoruz, Chelsea'yi izliyoruz. Ya bu insanlar dünyanın en çok kazanan oyuncuları. Nasıl oynuyorlar? Yani bunlar haddini bilmeden mi oynuyorlar? Haddini bilerek oynamak öyle bir kelime. Ben bunu şöyle söylüyorum. Basiti kusursuzlaştırarak oynuyorlar. Evet. Aslında basit oyun nedir? Evet. Ayak içi pas ve topu koştur. O oyuncular, o profesyonellikteki oyuncu çıkıyor 2 saat boyunca. Biz bunu Ali Çamdalı'yla da kulakları çınlasın çok tartışırdık. Ayak içi, ya bir yabancı bir oyuncu 2 saat ayak içi duvarın karşısında vuruyor, profesyonel kendi arasında pas çalışıyorsa, yani benim 3. ligde, bal liginde oynayan veya alt liglerde oynayan oyuncum, diyorum ki ayak içi oynayıp skip yapıp çabuk vereceksin. Bu futbolun basiti kusursuzlaştırdığın zaman futbol kolay bir oyun oluyor. Avrupalı bunu yapıyor. Basiti kusursuzlaştırmak. Yani futbol ayak içiyle oynanan bir oyun. Yani vereceksiniz 5 metre kenara çıkacaksınız. Bir pas yapan bir ekip yakalamış Cahit Hoca. Tamam. İnsanlar pas yapan oyuncuları bir araya getirmek için uğraşıyorlar. E tamam da bunu daha basit oynayabilirler mi? Oynayabilirler. Daha hızlı oynayabilirler mi? Oynayabilirler. Saha, zemin çok iyi değildi tahminim. Bilmiyorum suladılar mı sulamadılar mı, bizim takımımız pas yapan bir takım, ayağa oynamayı seven oyunculardan kurulu bir ekip.
daha basit ve daha hızlı oynayabilirler. Şimdi tempo olarak da yeterli görmediğimi söyleyebilirim. Çünkü pası niçin yaparsınız? Yani pası eğer skora göre değişir. 80. dakika 1-0, 2-0 galipseniz pas yaparsınız. Zaman geçer. Yani. Savunma yapmış olursunuz. Top rakipteyse gol yeme şansınız var. Gol yeme şansını engellemek için topun sende olması lazım. Ve bu pas yapışın senin savunmadır aslında. E peki 0-0 da niçin pas yaparsın? E gol atmak için pas yaparsın. Bunu nerede yapacaksın? Arkada yaptığın pasın hiçbir anlamı yok. Üçüncü bölgeye, gole yakın bölgede pas, sızma, ara, derin oynaman gerekiyor. Bunu yapabilmek için de basit oynaman gerekiyor. Mesela buradaki ikinci maçta Yeni Ordu Spor'un yapmış olduğu bir şey. Son dakikalar, maç neredeyse bitecek, 3-2 gerideyiz ama futbolcular hala kendi aralarında paslaşıyorlar. Hani içeriye doğru topu atma yok, içeriye doğru hareketlenme yok. Hani sanki öndeymişiz gibi oynuyor futbolcular. O 7-8 dakikalık bölümde kazanma arzusu, coşku ne kadar üst seviyeye çıktı. Yani hamleler, koşu tempoları değişti. Durağından çıktın, o beraberliğe sonuca bir an önce ulaşıp bir tane daha atma isteği ve coşkusuyla oynadı son 8 dakika. E bunu ilk 8 dakika, 20 dakika rakibi baskıya alıp o tempoyu niye koymuyoruz? Evet. Yani hava sıcak, işte arkaya, böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Oyuncu gücü yettiği yere kadar basacaksa basacak. Sezon başıysa da en güçlü olduğu dönem. Peki burada teknik adamın devreye girmesi gerekmiyor mu Ali Hocam? Nasıl düşünüyorsun? Ya tabii ki, yani sonuçta hani şey, tam futbolcunun çok bir özelliğini aslında bilmiyoruz. Şimdi burada konuşurken evet çok ağzımızdan çıkar, nasıl olur falan diyebiliriz ama şu anda Ordu Spor'un transfer edilenlerin bir teknik becerisini bilmiyoruz. Kendi şahsi ne yapabileceğini çok iyi algılayamıyoruz ya da hocanın ne istediğini. Belki ben kafaya çok iyi çıkıyorum ama belki bana hoca işte atlaya tut demiştir. Atlayan boyu uzundur. Ben o günkü özelliğimi o sahaya yansıtmayabilirim. Onun için şey demiyorum, yani çok böyle hani hocayı şu an için çok bir eleştirecek durum ben görmüyorum. Yalnız gördüğüm bir şey varsa doğru olan bir şey yapıldı. Bu hocayla devam edilmesi doğru. Şimdi bundan sonra hocamızın Baldiki hocası mı, üçüncü hocası mı, ikinci hocası mı olduğu biraz daha kendi görüşleriyle, hamleleriyle, maçı çevirmesiyle ya da maçı vermesiyle belli olacak. Onun için biraz daha vaktimiz erken diye düşünüyorum. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Yani şu andaki konuşmada bir şey olmaz. Herkesin böyle olmazsa. Yani bizim bazen ordumuzda bir şey vardır. Herkes hakemdir, herkes futbolcudur, herkes teknik adamdır, herkes yöneticidir. Onun için yani herkesle soyunmadan bir herkesi bir düşünsün. Herkes bir karşısındakini görsün, görmeye çalışsın. Bunun bir süresi var zaten. Yani kimse burada başarılı sonucu da oradaki yöneticiler de bunlar rahatsız olurlar. Mutlaka yani. Yani onun için yani yeni bir jenerasyon var, genç bir jenerasyon var. Genç bir ekip var, genç yönetim kadrosu oluşuyor şu anda yavaş yavaş. Ya onun için o insanlara bir şans vermek lazım. Ya bu şans. Şimdi yeni Ordu Spor'un düştüğüne belki çok kimse şey yapmaz. Allah göstermesin, öyle bir şey olmaz da. Atıyor, düştüğünü kabul et. Çok fazla yöneticiler daha fazla üzülür. İşte belediye personeli ya da belediye başkanımız daha fazla üzülür. Evet, çünkü emek sarf etmiş. Emek sarf etmiş. Yani sıfırdan gelen ama bir takım. Yani işte o gönlü şimdiden sevgiye çevirebilirsek, sevgiyle bakabilirsek. Yani şurada Ordu Spor maçı var, ne güzel. Stat güzel, hava güzel, zemin güzel, her şey güzel. Hani orada bir de 5-10 lira. Yani çok fazla para da değil. Herkes izlesin diye. Onun için o parayı verip de izlemekte her zaman fayda var diye düşünüyorum ben. Evet. Hocam reklama da gideceğiz de son olarak bir soru sorayım size teknik açıdan. Cahit Hoca'nın oynatmış olduğu taktik doğru bir taktik mi sizce? Şu anda tek bir forvet oynuyor ama orta saha kalabalık oynuyor. Şimdi bütün teknik adamlar son bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 4-5 senedir 4-2-3-1 oynuyor. Bu oyun sisteminin seçilmesinin sebebi aslında bunun altında yatan 4-4-2'dir. Ama bunun koşu mesafelerine baktığınızda dörtlü orta sahayla oynadığınızda bir oyuncu 12 kilometre koşuyor. Forvet veya stoperler
maçın pozisyonuna göre 8 kilometre ile 6 kilometre arasında koşanlar da oluyor. Şimdi bu dengeyi takım hüviyetinde herkese denk eşit dağıtabilmek ve 110-112'lere çıkabilmek adına Avrupa 125 ile oynuyor. Biz 103 ile oynuyoruz. Türkiye'de futbolda 103 ile oynanıyor. Üst ligde, en üst ligde. Şimdi aşağıya baktığınızda topun sahada kalma oranı 45 dakika ile 60 dakika. Evet. Üçüncü lig özellikle. Burada herkesten en fazla verimi almak istiyorsanız bir sistem var. 4-2-3-1. Ama elinizdeki malzeme 4-4-2 oynamaya müsaittir. Maçı kazanmak zorundasınızdır. Bunu oynarsınız. Şimdi çalışan orada bir hocam var. Yani mutlaka inandığı, bildiği ve tanıdığı oyuncuları transfer etti. Hoca önceki senede, başarılı bir önceki senede iyi takım kurdu. Yani bir üst lige çıktı. Bunu hak ediyor. Burada bu o tolereyi o hak eden bir durumu var. Yani göreceğiz, bakacağız. Oyun sistemi, İlyas diye bir oyuncu oynuyor. Dörtlünün önünde uzun boylu bir oyuncu. Geçen sene de oynadı. Şu an bu sene de gerçekten iyi bir oyuncu. Ben beğeniyorum. Niye beğeniyorum? Beklerin arkasına stoperlerin inmemesini sağlıyor. Baktığınız zaman yanında oynayan iki oyuncunun aslında 4+1 oynuyorsanız o öndeki iki oyuncu, İlyas'ın önündeki iki oyuncunun performansı çok önemli. İlyas'a İlyas yapacak, İlyas'ın değerine değer katacak o iki oyuncunun performansı. O iki oyuncu İlyas'ın gerisinde gelip top almaya çalıştığında oyunun boyunu uzatamıyoruz. Rakibe nasıl sıkıntı yaparsınız? Oyunu boyuna ve genişliğine hücumda oynamanız gerekiyor. Bunu İlyas dörtlünün önüne koymuş, savunma, top tevzi, dağıtımı, sürpriz çıkacak, kaybedilen toplarda sübap, tamam bu doğru. Ama yanında oynayan iki oyuncu, 8-10, bu oyuncuların performansı İlyas'ı değer katacak. Evet. Onların daha çok beklerin arkasına, santrafora yakın oynamaları gerekiyor. O bölgede biraz sıkıntımız biraz var. Biraz daha ileri çıkmaları gerekiyor. Evet. Evet, reklama gideceğiz. Reklamların ardından bölgesel amatör ligle devam edeceğiz. Ve diğer konularda bizi bekliyor olacak ama ilk önce reklamlar. Hikayeler var. Bazen evinizde, bazen de mahallenizde. Bu memleketin sesi, bu memleketin nefesi olacağız. Yeni günün ilk saatlerinde güne birlikte başlıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel şehirde hayatı birlikte paylaşıyoruz.
birlikte uyanacağız. Yeni günü birlikte karşılayacağız. Hayatı, sevgiyi, umudu paylaşacağız. Haberleri aktaracağız. Yeni günde sizlerleyiz. Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kafeleri hizmetinizde. Etiler'de Sanatçılar Parkı'nda Sanatçılar Kafe, Ulus'ta Aykut Barka Parkı'nda Kültür Kafe ve Meyve Bahçesi'nde Meyve Kafe, Levent'te Sporcular Parkı'nda Sporcular Kafe olmak üzere 4 kafemizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yeşillikler içinde yer alan kafelerimizde günün her saati ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca parklarımızda bulunan kafelerimiz doğum günü organizasyonlarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Kafelerimiz uygun fiyatlı olup tüm halkımızı kafelerimize bekliyoruz. Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kafeleri. Ordu'da kırtasiye sektöründe 45 yıllık tecrübesiyle kırtasiyecilik belgesine sahip tek yer olan Orca Kırtasiye bu yılda farklılığını gösteriyor. Okulların açılmasına özel, Eylül ayı boyunca Orca kart sahiplerine özel her 100 liraya 10 lira hediye çeki ve %5 para puan. 7'den 70'e herkese hitap eden 1000 metrekarelik showroom'unda siz ve çocuklarınız için güvenilir ve markalı ürünleri bulabileceğiniz Ordu'da tek yer Orca Kırtasiye'dir. Para puan ve hediye çekleri sizi bekliyor. Orca Kırtasiye 45 yıldır alışverişin güvenli adresi. Orca Kırtasiye, adliye karşısı Ordu. Ev sahibi olmak isteyenlere Güreş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Karadeniz'in en iddialısı Moda Kafemiz sizlere denize karşı kahvaltı keyfi sunar. Günlük sıcak simit ve poğaçalarıyla lezzet şöleni yaratır. Fatsa'nın göz bebeği olan kafemiz taze pizzalarıyla, yöresel yemekleriyle ve özel günlerinizi süsleyen pastalarıyla 13 yıldır aralıksız hizmet vermektedir. Bu lezzetleri siz de tatmak istiyorsanız Fatsa Cumhuriyet Meydanı'ndayız. İstediğiniz lezzeti bulunduğunuz yere biz getirelim. Bunun için bir alo demeniz yeter. Telefon 0452 423 2765, GSM 0541 423 2765. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevki Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroomumuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. Ev sahibi olmaya hazır mısınız?
Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. -40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde, her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizdeki eve sahip olun. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dost doğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Şu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, ordunun hem saral hem gerçek tek marketi. Ordu'nun en değerli projelerinden biri olan Elit Park'ta daire satışları başladı. Şehrin tam ortasında Şirin Evler Mahallesi'nde devlet kurumlarına, hastanelere, okullara, yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çeken Elit Park, fark yaratan projesiyle sizleri bekliyor. Bu projede yer almak için acele edin, kar edin. Elit Park bir alan yapı projesidir. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Geçmişi gelecekle buluşturuyor. Kalite ve hizmeti lezzet ve konforla yoğurup sizlere sunuyoruz. Oflaz dinlenme tesisleri. Mis gibi hakiki Trabzon ekşi maya ekmeği kokusunun yükseldiği fırınımız. Akçaabat köftesi ve enfes ızgara çeşitlerinin yer aldığı Kamelya ve Ferah terası ile ızgara salonumuz. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketimiz ve mescidimizle hizmette sınır tanımıyoruz. Siz de bu lezzetleri tatmak istiyorsanız... Adres Ayazlı Mahallesi, Korgan Kumruk Arayolu üzeri Kızılca Su Mevkii Fatsa. Telefon 0536 525 8302. Şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak,
ve oralı olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunaldınız mı? Kalabalıktan ve telaştan uzakta huzur dolu bir program başlıyor. Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Ordu'nun en güzel köyleri sizleri bekliyor. Yemyeşil bir coğrafyada ahşap Karadeniz evleri ve el değmemiş bir doğa TV2 ekranlarında. Orada bir köy var uzakta demeyin, artık tüm köyler yakın. Özlediğiniz köy havası her salı ve perşembe saat 17'de TV52'de. Dini ve ahlaki konularda bilmediklerinizi tefekkür saatinde bulacaksınız. Sezgin Yaşar'ın sunumuyla alanında uzman konuklar belli konularda hem detaylı bilgiler veriyor hem de sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor. Siz de dini konularda bilmediklerinizi öğrenmek ya da yanlış bildiklerinizi düzeltmek istiyorsanız Tefekkür Saati'ni kaçırmayın. Tefekkür Saati her Perşembe saat 20'de TV52'de. Sözüyle pazar akşamlarının neşesi zamansız yağmurlar yeni sezonda da dop dolu. Mehmet Gücüklüoğlu'nun hazırlayıp sunduğu zamansız yağmurlar her pazar saat 21'de TV52'de. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen alt tarafta gördüğünüz gibi sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı oradan yöneltebilirsiniz. Her iki yorumcumuza da burada da elimizden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Yeni Ordu Spor hakkında son olarak toparlayalım. Ardından Bölgesel Amatör Lig'e geçelim. Son olarak şimdi haftaya burada zorlu bir müsabakaya daha çıkacak Yeni Ordu Spor. Diyarbakır Spor deplasmanından kayıpla döndü ve Turgutlu Spor o da aynı şekilde lige iyi bir başlangıç yapan bir takım. Tabi burada puan arayacaktır. Neler söyleyeceksiniz? Şansımız nedir? Şimdi Turgutlu ile oynanacak. Turgutlu da bu sezon bu ligde yeni oynuyor. O da daha öncelerde bu ligle üst liglerde de oynamış bir kültürü olan bir takım. Mütevaziler, Özgün Kaya diye bir tanıdığımız bir hoca arkadaşımız, abimiz var orada da. Ege takımları her zaman bize ters gelen bir oyun sistemleri vardır. Ama biz de pas oyununu oynayabiliyoruz. Biraz önce de anlatmaya çalıştığımız gibi daha basit ve kusursuz oynamaya çalışırlarsa, basiti kusursuz oynamaya çalışırlarsa yenemeyecekleri takım yok gibi görünüyor. Ama onlar da diğer Turgutlu takımı da mütevazi bir takım. Sessiz, sakin, derinden oynuyorlar. Muğla ve Pazar gibi mütevazi kurulmuş ekipler. Benim yeni Ordu Spor için, yani bu 4. maç olacak. Devre için 17 maç oynayacak. Yani 17'de 4, bunun 3'ü gitti. Kaçına talip oluyor? 14'üne talip oluyor bundan sonraki. Evet. 14'ten ne çıkarabilir? 2 ortalama, 1.5 ortalama ile oynasa 14, 21 yapsa burada kaç puan var? 2, 23 puan. 23 puan sizi ne yapar? Bu ligde tutar. Yani bu ligin tutunursunuz. Bu ligde kalırsınız. Şimdi bir şey mi? Şimdi 2 ortalama ile. Böyle konuşma. İşte, yani bir de şeyden haber. Yok hocam. Başarısız olmak. Yok başarısızlıkla yani insanlar alakalı yani maçın istatistikleri şeyler evet. Ortada hocam. Yani bir maçı eğer 3 gol atıp da 1 puan alabiliyorsanız
Sıkıntı bu burada. Yani işte bir gol atıp 3 puan alabilmek. Ama iş gol atmadan da işte, puan aldın. Yani bu, yemedin de. Bunu vermiyor işte. Geçen sene 75 ile mi çıktı Sancaktepe? 70 küsürle yani. Çıktı. Şimdi onun altındaki playoff'a kaçla kaldı? 55 ile kaldı. 55 için kaç maç kazanmanız gerekiyor? 18'de 21 maç kazanmanız gerekiyor. 18-21 arası. Şimdi kalan 14 hafta bizim devre için nerede bitireceğinin aynası olacak. Ha, devre için ama makroyu söylemiyorum. Devre için, birinci müsabaka dönemi için bu maç bence nerelere oynayacağımızın göstergesi olacak. Çünkü adam 9 puanı var, sizin 2 puanı var. 2 puan, 7 puan, 3 maç. Yani 3 maçı devreye kadar tolere edecek, 14 maçta 3 maç edilebilir. Ama bu maçı ama da kötü geçer. Bu 3 maç kaybedecek. Tabii. Onu da söyleyeyim işte, yani onun için söylüyorum. Onun kaybedeceği, yani. senin kaybedeceği, senin kazanacağın. Evet. Yani onun için sen kazansan da bir şey fark etmiyor bu kaybetmekten sonra. Senin bu maç ve bundan sonraki içeride oynayacağın 61 mi? 1461. Bu iki maç aslında devreye kadar bu ligde nerede oynayacağımızın, ortaya mı oynayacağız, üstte mi oynayacağımızın göstergesi olabilir. Teknik anlamda. Ama bu futbol oyunu top kare değil. Yani vuruyorsun son dakika bulduğumuz gibi. Belki orada da şans bize gelecek tekrar. Son dakika iki tane atacak yani. Atil Hocam'ın şeyine biraz daha ilave etmek istiyorum. Bir de alacağı iki maç artık özgüven de beraberinde getirecek. Artık aslında, alması da gerekiyor zaten şu süreçten sonra. Evet. Aslında zaten gerekiyor. Orada. Yani bundan sonraki iki hafta Turgut'la maçının bana göre pek bir şeyi yok. Yani kaybedebilirsin. Ya, her ligde derbileri kaybedebilirsin. Ya da rakiple oynadığın maçları kaybedebilirsin. Ancak diğer maçlardaki berabere kalman ya da mağlup olman senin şampiyonluğunu etkiler. Dikkat edin bakın. Şampiyon olan takımlar çoğu derbileri yani iyi maçları kaybetmiştir. Evet. Ama diğer maçları aldığı için öbürleri de diğer takımlara takıldığı için zaten şampiyon olmuşlardır. Ondan da yani Turgutlu mesela bizim rakibimiz gibi gözüküyor. Yani Yeni Ordu Spor'un bir rakibi de Turgutlu Spor. Gördüğün gibi. Gerçekten tabii yenmen lazım. Tabii yenmesi lazım. Tabii ki yensin. Tabii ki keyif alır herkes. Ama yenilse de bu dünya sorunu değil. Değil. Bu da çünkü iç sahanda yani iç sahanda iyi takımlar için beklentisi yüksek takımlar için iç saha maçlar daha zordur. Doğru mu hocam? Kesinlikle bu ligde daha zor. Çok daha zordur. Ondan dolayı yani ne olacak ki yenildin Allah göstermesin ya da olmasın zaten. Yenildiğini kabul et. Ya iki maç berabere kaldı, iki maç yenildi. Ne olacak ki zaten demeye başlayan insanlar çıkabilir. Ama o insanlar da şunu bilsinler. Eleştiri çok kolay bir şeydir. Birilerine atıfta bulunmak çok kolay bir şeydir ama bardağın bir dolu tarafı var. O taraftan bakıldığı zaman hele de futbolun içindeki onlar bunu daha iyi bilirler, daha iyi çözmeliler, daha iyi görmeliler, daha iyi anlatmalılar. Bu takımın dışarıda daha kolay maç kazanacağını ben bence de öyle. Bence de öyle. Çünkü bence içeride de öyle. Üretkenlik bu ligde çok çok zor. Yani niye zor? Yani çok efor harcamanız gerekiyor. Tamam top bizde kalarak bir şekilde dinlenmeyi sağlıyoruz ama hem topu almak için efor harcıyorsunuz hem de topu gol yapabilmek için efor harcıyorsunuz. Bu ikisi arasında bu pas gezdirmeyi dinlenmek için kullanmalı. Ama top rakipteyken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi adam araştırmış, bakmış demiş ki savunmayı yerleştirmiş. Önüne orta sahayı yerleştirmiş. Ofansını da koymuş. Hadi hücum yapalım demiş. 100 atak yapmışız. 100 atağın 9'u golle sonuçlanmış. Şimdi demiş ki 100 atak yapacağız ama top senin ayağındayken, rakipteyken. Yani bir kurulu düzen savunmaya olgun atak yaparken 100 atakta 9 gol yapıyorsunuz. Bir de siz atak yaparken kaptırdığınız topla kontra oynuyor bir takım. Kontrada 3 pasla %41 gol yapıyor. Şimdi hoca olarak hangisini oynarsınız? Yani
klasik olgun atak mı oynarsınız, yoksa savunma yapıp rakibin yapacağı pas hatalarını da kazanıp çabuk oynayarak gole mi oynarsınız? Bunun oranı %41. Bu nere oyunu? Deplasman oyunu. Tamam, bunu oynayabilir. Uzayan bir oyuncu var kenarda, Serdar. Ben bilmiyorum, sakatlık geçirdi. Sonrası Ankara Demir, transferin son gününde alındı. Beğendiğim de bir oyuncu, takip ettiğim de bir oyuncuydu. Buraya transfer edilmesi iyi olduğunu düşünüyorum. Bu takımı sırtlayabilir, götürebilir. O havayı bulursa, o havayı teneffüs ederse Aydın'da yaptığını burada da yapabilir yani. Evet, yeni o anlamda tabii sağlayabilir ama bu kenardaki oyuncuların ona topu taşımaları, topu getirmeleri gerekiyor. Evet. Deplasman daha kolay kazanmaları adına. İçeride üretkenlik gerekiyor. Üretkenliğe de destek en büyük şey taraftar. Yani sonuç olarak ben şunu anlıyorum. Orspor'un şu andaki mevcut futbolcu profilinde yanlardan topun taşınıp ileri yatırılması lazım. Evet. Topla buluşturulması lazım. Şu anda bunu pek beceremiyoruz. Öyle mi anlıyorum? Yapabilecek oyuncular var mı? Yapabilecek oyuncular. Yani bu kenarda oynayan 7 numaralı oyuncu düzgün bir oyuncu ama daha çok bence orada takdir hocam, yani tabii çalışan tabii orada bir ekip var. Onlara, herkese saygı duyuyoruz. Yani iç saha başka bir oyun gerektiriyor Ali abi. Yani iç saha oyunu çok bambaşka bir oyun. Yani oyun içinde oyun oynamanız lazım. Oyuncu değiştirmeden sistem değiştirebilirsiniz. Farklı oynayabilirsiniz. Arkayı dörtlü oynamadan üçlü oynayabilirsiniz. Risk alabilirsiniz. Bunların hepsini iki forvet oynayabilirsiniz. Yani bunların hepsini elinizdeki mevcut işte Kemal'le, ters tarafta oynayan sol bek o oyuncuyla oynayabileceğiniz argümanlar var. Evet. Yani altıncı hafta bittiğinde yine Orspor'un 3 aşağı 5 yukarı ne olabileceği, nasıl bir devrasına kadar, devrasına kadar. Çünkü devrasından sonra transfer yapılabilir, hakları var. Ama devrasına kadar 3 aşağı 5 yukarı toplayabileceği puanla beraber sezon sonunu ne kadar futbolcu alsanız, ne kadar maçta kazansanız sonuçta bir üstüne çıkamıyorsunuz. Çünkü kaybettiğiniz puanlı olacak ilk yarı sebebiyle. Onun için orayı yani bir 6. hafta bittikten sonra Orspor'un 3 aşağı ve yeni Orspor'un 3 aşağı 5 yukarı ne olabileceğini göreceğiz. Ama şurası kesin, herkes özveriyle çalışıyor. Bütün çalışanlara, bütün emek verenler, sen tabii daha şey, biliyorsun. Masöründen hocasına kadar, ne bileyim futbolcusundan başkanına kadar, İşte genel kaptanından sekreterine kadar, hepsi onun müdürüne kadar içindeler. Daha fazla üzüldüler ama yeni Orspor için biraz sabır edeceğiz. Biraz daha zamana biraz ihtiyacı daha var yani. Var. Yani para, borçsuzluk, işte büyükşehir yaftaları var, yakıştırmaları. Bunlar üçüncü ligde çok şey demek değildir. Takım olmak lazımdır. Evet, koşmak lazımdır. Takımın ruhunu yakalamak lazımdır. Bu takım ruhunda zaten bütün beyanları, bütün konuşmalar bu takım ruhu diye gidiyor. Yakaladığında mutlaka başarı gelir. İnşallah diyelim. Çağrı yazmış bize. Çağrı Genç. Ben İzmir'den bir Ordulu olarak sizleri takip etmekteyim. 9 Eylül Üniversitesi BESYO bölümündeyim. Faal olarak futbol oynamakta ve antrenörlük yapmaktayım. Atilla Hoca'nın konuşmaları çok hoşuma gitti diyor. Orada sporda şans bulmak istiyorum. Sizler bu duruma vesile olursanız çok sevinirim demiş. Hocam. Evet, Atilla Hocam. Zafer Hocam da ara sıra öyle ihtiyacı olduğunda söylüyor. Kanat forvetine ihtiyacı vardı. Hocanın telefonu vardır. Eğer evet, yani oradan ne yaptığını bilen bir oyuncu aslında teknik adamın işini kolaylaştırır. Çünkü oyuncuyu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki şu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı sahada şöyle bir durumda karşılaşırsan. Mesela o şampiyon olduğumuz sene Ahmet Kuru'yla şöyle bir diyalogumuz geçti. Kulakları çınlasın. Çok sevdiğim de bir kardeşimdir. Ya hocam dedi ya. 100 metre çalışıyoruz. Pardon, 40 metre çalışıyoruz. 40 metre depar çalışıyoruz. Dedi ki ya bu dedi nerede kullanacağız? Ya Ahmet şimdi orta sahadan sol bek oyuncu aldı. Emre Özkan aldı. Koridora doğru top attı. O topa gidebilmen için senin 30 metre bir koşu atman lazım. Ki 30 metreden sonra da adamla boğuşman lazım. Attı belli oldu. Yani bunu nerede yapması, kullanması BESYO okuyor. Hocanın işini kolaylaştırır. Evet. Çağrı'ya o zaman hocamızı bulmasını tavsiye ederim. Evet.
Sezgin Anlı İstanbul'dan yeni takımımızın maçlarının yayınlanmasını istiyoruz demiş. Takımı başka türlü tanıma şansımız yok. Bunun için bir atılım yapılmıyor mu? Şaşırdım demiş. Hangi devirdeyiz Allah aşkına? Gurbetçilerin dışarıdakiler bu takımı nasıl destekleyecek? İzlemeden nasıl yollayacağım şampiyonluğu istiyorsun? Reklamı ihtiyacımız var demiş. Bravo. Aslında doğru bir şeye değiniyor ya gerçekten de. Hani bir takımın şu anda yeni kurulan bir takım zaten en çok neye ihtiyacı var? Reklama ihtiyacın var. Yani taraftar toplamak istiyorsun. Taraftarı nasıl toplayacaksın? Kendini duyurarak. Şimdi yeni Orduspor ve Orduspor yöneticileri bunu düşünsünler. Zaten deminden beri söylediğimizde çoğunlukla oydu. Yani burada bir hazır taraftar kitlesini de kaçırmamak lazım. Küstürmemek lazım. Evet. Bunun da hazır taraftar kitlesi. Bir şekilde seni izleyecekler, bir şekilde beğenecekler, bir şekilde İzmir'e maça gittiği zaman o da tribüne gelecekler. Böyle bu çocukları kaçırmamak lazım. Ve çok doğru. Sonuçta bunun pek fazla para bulduk. Yani oradaki yerel kanallar da gerçekten uydu yayın yapıyorlar ve hepsi yakının başarılı. Allah'a evet. Başlayayım yani kimseyi de buradayız diye de emeklileri de yok saymamak lazım. Onun için bu yapılabilir. Sonuçta yeni Orduspor yönetiminden, Orduspor yönetiminin tamam kardeşim buyurun yapın çünkü siz de bir emek vereceksiniz. Bu işin fazla bir maddi kazancı da yok. Onlar da fazla bir maddi kazanç beklemeden reklam adına bunu yapmaları lazım. Başka bir olabilir yani. Arge, bunun kulüplerin yapısında işte bütün kulüplerin, Avrupa'daki bütün kulüpler, İstanbul takımları, büyük kulüplerimiz yapıyor. Bu böyle departmanları açtılar. Nasıl sağlık, hukuk departmanınız varsa bu Arge'nin içinde bu kulüp kültürünü oluşturacak, vizyonu, misyonu yüklenecek bu birimleri de oluşturuluyor. Şimdi Yeni Ordu Spor'un bunu yapması çok kolay. Yani bir scout ekibi oluşturması çok kolay. Yani burada altyapıda çalışan hoca arkadaşlarımız var. Bu olmazsa olmazı. Yani yeni kurulmuş bir ekip. Seçmeler şu da bir gerçek. Karadeniz'de en fazla Samsun çocuk nüfusuna sahip ilimiz. Bizde de fena bir rakam yok. 160 binlerde bir potansiyel genç bir nüfus, spor yapabilecek bir nüfusumuz var. Buradan da şehir spor gençlik hizmeti müdürü Mustafa Genç. Yok. Belediyede olan. Büyükşehir. Sayın Hamza. Bilmiyorum. Görevini tanımlayamadım size ama spordan sorumlu ne deniliyor ona? Daire başkanı aslında bununla alakalı bir arge oluşturup evet. Yani bizim şehrimizde potansiyel çok fazla. Atletizm içinde bunu senelerdir de söylüyoruz. Bir spor lisesine ihtiyacımız var. Oynayan, yetişen genç çocukların Samsun, Giresun, Trabzon gitmemeleri, burada bu şehirde kalmaları, sporu atletizmle alakalı, pardon, maratonla alakalı. Yani Mesut diye de bir çocuk var. Bu çocuk atletizmle alakalı yetişmiş, mevcut, potansiyel. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani bir departman bunu yapmalı. Yani bir altına futbolla, basketbolla, boksla, güreşle, atletizmle bunları kurmalı. Hocaları yerleştirip şehirde bu potansiyel çok fazla. 160 binin üzerinde spor yapmaya müsait çocuk sayısı var. Bu kolay. Yani az bir rakam değil. Bunların spora teşvik edilmesi, bir şekilde bunun içine katılması gerekiyor. Tabii ki. Evet. Yani zaten konumuz zaten aslında o da doğru. Bunlar hep şeyle alakalı. Yani bakış açısıyla alakalı. Yapmak istersen bunları yapabilirsin. Çok rahat şekilde. O bütçen de var, o şey de var. Çok doğru. Yapılmasında da çok büyük fayda var. Çok doğru diyorsun. Ve bir de şu var yani. İnsanlar eskiye, hani eski derken böyle idol gördüğü bildiğin de şey yapıyor yani, orada olmasını istiyor, bekliyor. Evet. Yani bununla ilgili mesela hemen aklıma şey geldi, bu Veteranlar Ligi var, oranda federasyonu var, Türkiye evet. Veteranlar Federasyonu ve şeyde federasyon başkanı da Ordulu. Kenan Gürsün. Kenan Gürsün. Mesela olsa da bağlansa izliyorsa bilmiyorum da yani. Şimdi şey diyorum, şimdi mesela ben seni, hani şey vardı, Acun Ulucalı yapmıştı TV8'de. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta Veteranlar Ligi yapmıştı. Evet. Ve iyi de tutmuştu. Çok gerçekten. Keyifliydi. Şimdi, maç olmuştu. Düşünsene, oradaki
Atilla'nın yaş grubu Turgutlar, Aliler, Atilla'lar, Gürhanlar, Metinler, hepsi burada bunlar şu anda. Onların birlikte olduğunu düşünün şimdi. Şimdi efsane isim yapmış futbolcuları yeniden sahada görmek gerçekten de tribünü geçen sene heyecanlandırıyor. Tüfat olarak Turgut Kıra Hoca böyle bir organizasyon gerçekleştirdi. Antalya'ya gittik. Zaten orada şey var. Olmadan çok güzel. Geldik. Yani baktığımız zaman da. Bu da güzel. Şimdi biz bunu izledik. De var yani. Yaşlıyız başlıyız ama. Ya yaşlıyız. Sonuçta böyle bir iş bitmemiş. Yani. Birlik var yani. İş bitmemiş. Böyle yani. Bir birlik var. Öyle birlikte oynayabilirsiniz. Çok. Ve mesela onun yayını harika olur. Güzel olur. İzlenir yani. Onun için arkadaşımız doğru. Doğru bir söylemiş. Yani bu televizyonlar gerçekten hani sporu daha çok olmalı. Evet, ön plan çıkartan kuruluşlar ve teknik adamlar için de bence çok önemli. Çünkü niye maçı çekiyorsun? Teknik adam maçı izlemesi gerekiyor, analiz yapacak, öyle değil mi? Yani elinde bir veri olacak maçın yani, çekilmesi. Yani. Aynı şekilde. Ekrem Günyeli, hayırlı akşamlar Kocaeli'den Ali Kahyalı, Ordu Sporlu çılgın demiş. Ekrem Günyeli, Ordulu hemşehrilerimize sesleniyorum. Ordu Spor'umuza sahip çıkın. Tabii Ordu Spor'a da değineceğiz. Yeni Ordu Spor'u bu şekilde kenarda bırakalım ve Bölgesel Amatör Lig'le devam edelim. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gerçekten de bu sezon bir hayli çekişmeli geçecek. Özellikle Ordu Spor, Ünye Spor ve Fasa Belediye Spor'un bulunduğu ligdeki takımlar aynen sizin dediğiniz gibi efsane olmuş. Yani isim yapmış futbolcuları transfer ettiler. Yeni Amasya Spor olsun, Çarşamba Spor olsun. Gerçekten de çok önemli futbolcuları transfer ettiler. Hani bildiğiniz bir profesyonel lig havası esecek bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de. Ve bu yüzden de hani Ordu temsilcilerinin işleri biraz zor olacak. Şimdi Ünye Spor'la başlayalım. Çünkü yeni çıktılar bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e. Telefonumuz var. Evet. Evet Ali abi. İstediğin geldi telefon. Kenan Gürsu şu anda Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyon Başkanı Kenan Gürsu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar tüm hemşehrilerime. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ali abi çok çağırdı. Çok istedi herhalde. Evet. Ya biz sabahtan konuşmuştuk Kenan Başkan'ın ama izledim bilmiyordum. Başkanım iyi akşamlar. Merhaba, evinize iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben de şu anda trafikteyim. Eve az bir süre kaldı. Şimdi arabayı park edip sizinle konuşacağım. Çok güzel. Evet. Sevgili hemşehrilerim, şimdi belki sizler bilmiyorsunuz. Ali Aydın abim biliyor bu işi. Biz Türkiye'de bir oluşum yaptık. Türkiye Masra Veteranlar Futbol Federasyonu. Bu da bir Ordulu'nun fikriydi. Ben memleketimin insanlarını çok severim. Memleketim konusunda çok milliyetçi bir insanım. Allah nasip ederse hatta ordumuzun da bir takımı bu sene ligde mücadele edecek. Önceki sene etmişti. Evet. Bunun içinde kim var? O takım kim? Ordu Masturlar olarak girecekler. Bezirganoğlu'ydu önceki sene. Önceki sene değil, ondan önceki sene Bezirganoğlu'ydu. Ulu Bey'den miydi başkanım? Evet evet, Ulu Bey'dendi. İsim değişti. Vallahi bravo. Yine Ulu Bey'de mi oynayacaklar? Tabii tabii. Orta Karadeniz bölümünde oynayacaklar. Bu şöyle bölge bir lig. Daha sonra Dünya Kupası gibi şampiyonası olan bir lig Antalya'da. Aynı zamanda milli takımı olan bir lig. Hatta Spor Bakanımız bile bu işin içinde. Yani şöyle içinde. Rize Fındıklı veteranlardan bir şansı var bizde. O da bizi Ankara'ya alacak alanı açmadı. Biraz yoğunum dedi. Biz de tabii onunla bir görüşme yapacağız bu konularda. Evet. Başkanım, tabii ki Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi sizin başkanlığınızla birlikte çok önemli atılımlar yapmaya başladı. Devam da ediyorsunuz. Özellikle kurumsallaşma yönünde çok önemli bir ilerleme kat ettiniz. Şu anda hangi aşamadasınız? Neler var ligde? Şunu söyleyeyim. Ben önce memleketimin televizyonundan söyleyeyim. İnanın yönetim kurulundaki arkadaşlarım dahi bir kişi biliyor, başkası bilmiyor. Biz konfederasyon oluyoruz Allah nasip ederse. Süper. Yani bu da en kısa sürede olacak. O aşamadayız şu anda. Lig konusunda da tüm bölgelerimizde sözleşmeler yaptık. Hatta Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve diğer bölgeler. Lig hazırlığımız devam ediyor.
Evet, Allah nasip ederse TV52'de program yapacağız. İnşallah. Onu da söyleyeyim. Kura çekimimizde canlı yayın yapacağız. Ege bölgesi var. Marmara'nın iki bölgesi var. Bazı bölgeler ayırıyoruz işte. İç Anadolu bölgesi var. Sağlık Bakanlığı'nın master takımı var. Başbakanlığın master takımı var. Bu İç Anadolu Ankara'da bu sene giriyor ligde işte. İştirak ediyorlar. Yani liginde yaklaşık 43-44 tane de eski futbolculardan olan bir camiası var. Evet. Evet başkanım, bir de bir sosyal sorumluluk projeniz var. Yaşa ve Yaşat adında. Evet. Bundan da biraz bahsedersiniz bize. Şimdi ben bunun nasıl oluştuğunu söyleyeyim. Biz Muş'ta bir konferans verdik. Oraya gittiğimde oradaki çocukları gördüm. Çocukluğum aklıma geldi. Biliyorsunuz eskiden naylon toplar vardı. Onlar da işte hiç unutmam 17,5 lira para toplardık. Fındık bahçesinde top oynardık. Kara lastiklerle. O çocuğu görünce aklıma geldi. Dedik ya biz tamam spor yapıyoruz, yaptırıyoruz ama bir de dedim yani bir sosyal projemiz olsun, yani çocuklarımıza bir destek olalım ve biz Yaşa ve Yaşat Futbol Okulu kuruyoruz. Yani TMVFL'e Türkiye Master Veteran Futbol Federasyonu Yaşa ve Yaşat Futbol Okulu her bölgede, talep edilen bölgelerde de bunun antrenörü olsun, bütün malzemeleri biz karşılayacağız, biz takip edeceğiz. Hatta İstanbul İttifak Başkanımız da Halit Özen de teknik direktör konusunda bize destek olacak. Böyle bir proje. Biz istiyoruz ki her bölgeye yayılalım. Hem çocuklarımıza destek olalım. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız. Ben, sen diye bir şey olmaması lazım. Biz diye bir şey olursa yani milletimize, vatanımıza güzel hayırlı bir iş yapmış oluruz inşallah. Evet, inşallah başkanım. Gerçekten de çok önemli bir proje. Öyle değil mi Ali abi? Başkanım, bu projenin tabii ki sosyal sorumluluk adına ciddi adımları var. Ciddi sonuçları da olacaktır mutlaka. Tebrik ederim. Yani bizde, Atil Hocam da mutlaka birazdan söyler. Bize ne göre düşüyorsa, nerede görmek istiyorsanız biz de orada olmaya hazırız. Hatta il olarak da hazırız diye diyebiliriz. Çünkü bütün arkadaşlarımız bunu yapabilirler, becerebilirler. Onun için tebrik ederiz yani. Gerçekten tebrik ederiz. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Bu federasyonda çok katkılarınız oldu, desteğiniz oldu. Allah razı olsun. Bu federasyon Türkiye'nin artık, yani benim diye bir şey yok, biz diye bir şey var dediğim gibi. Yalnız ben Ordu'dan takım istiyorum abi. Takım. Yani ben Orduluyum. Atilla Hocam. Sene Ordu'dan takımımız yoktu yani. Daha önce bunu... diyorlar ki federasyon başkanı Ordulu ama Ordu'dan yok. Bakınız ben size bir şey söyleyeyim. Evet başkanım. Başkanım şu an Ege giriyor herhalde. Evet. Hocam siz geldiniz, gördünüz Hopa'da 7200 taraftar vardı, evet, değil mi? Evet. Yani çok güzel. Ben Ordu'da güzel bir milli takımı getirmek istiyorum. Özür dilerim başkanım, hemen orada. Milli takımda olan. Benim milli takım değil, hayır. Türkiye Kupası'nda final maçı vardı. Pazarspor'dan Bakırköy Spor İstanbul. Final maçını Pazar'da oynadılar. Beni de sağ olsun başkanım davet etti. Ben de sırf hani göreyim diye gittim. Şimdi gerçeğe tartma için gittim. Yukarıda Allah var. Ve ben şaşırdım. Bu kadar panayır şeklinde, bu kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsil eden ASKF Genel Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu icra kurulu üyesi Ali Bey oradaydı. Yani o kadar güzel bir atmosferde, o kadar güzel bir lig olmuş ki ve Bakırköy Spor'da oynayanlar, yani benim maçını yönettiğim, keyif aldığım, orada kucaklaştığım, sağ olsunlar, o kadar mutlu oldum ki. Yani aynı mutluluğu demin onu konuştuk. Yani hocam Kenan Başkanım haklısın. Ben buradan yine söylüyorum. Ordu'da böyle çok güzel bir potansiyel var. Atilla Hocam'a şimdi döneceğim. İnşallah bu potansiyeli Ordu'da bir takım yaparsak ben de sponsor olacağım demeyeyim de yani çok büyük katkı yapacağım. Evet Atilla Hocam. Şimdi bak ben önemli bir şey söyleyeyim. Çok önemli. Şu andaki valimize biz geçen sene Serdar Bey'e Muş'ta plaket verdik. Valimiz ne şanslıdır ki bizim Ordu'ya tayin oldu. Şu anda Ordu'da görev yapıyor. Bundan önceki vali değil de ondan önceki valimizle ben bir görüşmüştüm. Ordu'da dedim, yani böyle işte ne bileyim kimsesiz çocuklar yararına
Orada da bir konser verelim. Bir gösteri maçı yapalım. Ordu'nun eski futbolcularıyla dedim ama o beni galiba bilmiyorum hani bizi sınıflandırdı mı nasıl gördüyse. Bir gün Hakan Altunlar bizim dostumuzdur bizim. Hakan Altunlar konser verecekti. Ben Ordu'ya geldim. Onlar neredesin dedi. Ordu'dayım dedim. Perşemenin kurtuluşunda Hakan Altun beni davet etti. Ve sahneye aldı. Orada vali beni görünce şok oldu. Ben memleketim için gerçekten bir şeyler olsun istiyorum. Başkanım, size ondan bir şey rica edeceğim. Buyurun. Maslılar Federasyon Futbol Ligi milli takımına. Hı hı. Oradaki şöhretlerle bizim arkadaşlarımla bir maç yaptırabilir miyiz? Öyle bir... Bunu da canlı yayınlasak güzel olur. Harika olur. Ben hep Ordu'da harika olur. Olur mu yani? Tabii olur. Neden olmasın? Şöyle söyleyeyim. Zaten Gürcistan milli takımıyla maçımız var. Orada da bir 20-25 bin taraftar olacakmış. Ondan öncesi bizim için bir kamp gibi olur. Güzel olur yani. Vallahi davetinize teşekkür ederim. Bizim şu anda bu sözü sizden alabiliyor muyuz başkanım? Tabii. İstediğiniz zaman. Tamam. Ben şeref duyarım memleketime gelmekten, memleketime takımı getirmekten. Şeref duyarım. Vallahi çok mutlu oldum sayın hocam. Milli takım. Cumart- çok güzel. Yani. Evet. Yani. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz Atilla hocam aktarmak istediğiniz bir şey. Ben size çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Evet. Sağ olun. Ali hocam çok sağ olun. Evet. İyi yayınlar. Şimdi ben hemen eve yetişiyorum ki sizi izleyeyim diye. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sevgiler. İyi akşamlar. Evet. Diyalog. Milli takım maç. Gerçekten güzel bir gelişme. Hani orada Atilla Bey, şimdi ben futbolcu arkadaşlarınız şöyle Turgut hemen, hocam Turgut Kır hocam takımı şimdiden ayarlayınca canlanıyor da şimdi hocalar herkes çalışıyor bir yerlerde. Bunun ne zaman olacağı, ne kadar sıklıkla olacağı şimdi mesela bizim hemen gözümde Ergin hocam yani, çıkarsanız oynar yarın oynar. Atilla hocam abartmaya gerek yok ki. Milli takım gelecek top oynayacaksınız. Yani tek bunun, maç. Yani, tek maç yani, lige falan girmiyorsunuz. Olur mu yani? Olur mu olmaz mı? Onu söyleyeyim. Olur. Tamam. Yapın bir takım. Olur konuşuruz. Ya zaten ne olacak? 40 kişi 30 kişi varsanızdır. 25'er dakika oynasanız zaten maç olur ne güzel. Keyif alırsınız. Olur. Biz de izleriz. Belki biz hakem yaparsınız. Biz de anlamamız tarz deriz. O zaman buradan izleyicilerimize o müjdeyi verelim yani ilerleyen günlerde yani, evet, veteranların... Yusun abiyi izlemek keyifli olur. Aa, evet. Ne olacak ya olduğu yerde? Mükemmel olur evet. Ama biz onlar, de sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Ama onlar öyle ya onlar hepsi idmanlı. Yani, biraz şey yapmayalım şimdi da. Şimdi o zaman hocam şimdi antrenmanlara başlamamanız lazım sizin. Biraz uzun süre. Vallahi veteranlar diye ki Ordu'nun çok iyi futbolcuları var. Hakikaten var. Şimdi sağ olsun başkan. Bir milli takımı sırf bunun için Ordu'ya getiriyorsa ve bu Ordu'daki eski futbolcu arkadaşlarımız işte Turgut gibi, Ömer gibi, Gürhan gibi, Atilla gibi, Ali gibi sayın üstüne koyun. Bunlar da burada olduğu yerde evinden çıkıp da stada gelip bir top oynayamıyorlarsa yani o zaman bunların hepsini bağlayacağız. Bir yere hep beraber yok, bu, diyeceğiz bu ki. Bu anlamda bir araya gelinir. Espri yani, yapıyorum tabii, yani bağlan falan ama. Yani TÜFAT, ASKF. Yani, evet yapın yani. Bir araya gelin. Evet Mustafa bakın. Hemen takım yapayım. Oktay bir yer alabiliriz. Oynar. Sayın vekilimi alabiliriz. Hazır biraz. Oktay Çanak. Çok da iyi. Enver Başkan bir 20 dakika oynayabilir. Forvet garanti o zaman. Yani 20 dakika oynayabilir. Esprisi bir taraf var. Yani. Gerçekten yani çok iyi takım var ya. Şimdi yani. Ve onlar da gerçekten şey. Maç ya orada gelmiş ya onun. Tabii canım. Hani orada, çok heyecanlı ve güzel bir maç geçer. Yani onu bir de 19 Eylül'de yaptığınızı düşünün. Bunu yarın bir de tribünler Oktay Bey'den çok büyük alanlara çıkmamak lazım. Biraz o sahayı daraltırız. Sahayı daraltırız. Sayılısı olsun artık ilerleyen günlerde tarih falan kesin değiştirelim bir şey yapalım güzel olur. Evet, inşallah diyelim. Evet. Evet, biz bölgesel motor lige dönelim. Ünye ile devam edelim. Ünye Spor bu sezon ilk defa Spor Toto bölgesel motor lige çıktılar. Geçen sezon hak ettiler gerçekten de. İyi bir mücadele örneği gösterdiler ve bu sezonda çok iddialı takım kurdular. Özellikle geçen hafta geride bıraktığımız hafta sonu iki tane bir hazırlık maçı yaptı. Evet, belki de amatör ligdeki takımlara karşı yaptı ama göstermiş olduğu performans hani diğer takımlara gözdağı verdi diyebiliriz. Biri 9-0, biri 7-2'lik
skorlarla hazırlık maçlarını aldı. Keza aynı şekilde hazırlık sürecinde de çok iyi hazırlık karşılaşmaları oynadı ve ilk haftada Ordu Spor'la oynayacak. Ünye'yi bir değerlendirelim ilk önce. Nasıl buldunuz takımı, neler yapabiliriz? Ben izleme şansım olmadı ama orada çalışan İbrahim kardeşim çalışıyor. Bu işin mutfağından gelen bir arkadaşımız. Aşağı yukarı da 1,5 ile 2 lira arasında bir para harcadılar diye tahmin ediyorum. Bu lig için iyi para, yani olması gereken para diye düşünüyorum. Başarılı olurlar diye ümit ediyorum. Bu tarafta işte Fatsa, Ordu Spor, yani burası işte soru işaretleriyle dolu. Nasıl olacak? Diğer tarafta Ordu Spor aldı puanı. Valla işini yapan. Diğer tarafta Ordu Spor'un -6 puanla başlıyor olması. Fatsa'nın da hazır bir ekibi var. Fatsa da iyi işler yaptı. Fatsa da bu sene çok iddialı tabii. Geliyor. Onlar da iyi yani bir takım kurdu. Onlar da iyi bir düzen kurdular. Yani saha sonuçları mutlaka Ordu için hayırlı olacak diye düşünüyorum. Yani 3 tane takım olması, Amasya aşağı yukarı 3-5 senedir bunu kovalıyor. Nasip olmuyor onlara. İşte diğer tarafta Giresun takımları var. Sinop'taki düştü galiba. Yani bu ligi iki takımımızdan birisi mutlaka sonu bitirecek ümit ediyorum yani. Evet. Ali Hocam. Şimdi zaten yedi Ünye'nin genel kent kültürü de futbol adına çok hazır. Çünkü o takım ikinci gördü. İkincilikte çok iyi futbolcular gördü. Çok güzel bir statları var. Hazır bir seyirci potansiyeli var. Daha da güzel tarafı orada Ahmet Çamlıyar diye bir başkan var. Evet. Daha yeni başkan, genç başkan, fikirleri açık. Yanındaki ekibi çok iyi. İşte Murat Ülgen diye bir arkadaşımız var. Futbolun içinde, belediyenin içinde çok güzel işler yapıyor. Takımlar çalıştırıyor. Yani şu andaki yönetim kademesinde de bir birliktelik var. Bunu güzel bir birlikteliğe, takım ruhuna, arkadaşlık duygusuna, şehir kentten bütünleşmeye çevirebilirlerse, ki çevirebilirler. Çünkü neden? Ordu Spor'un şu andaki, gerçi ona da geleceğiz ama hani Ordu Spor'un -6 ile başlaması tekrar. Maddiden boğuşması, manevilerden boğuşması. Bayağı bir boğuşa alan olduğu için pek sahada başarılı olabilecek, ne kadar olacak göreceğiz hep beraber. Herkes azimli ama bir de için doğru tarafları vardır. Yani. Evet. Ama onun için yani Ünye Spor 3 tane Ordu'nun takımının arasında Fatsa'yla beraber, hani Ünye Fatsa'yla için konuşmuyorum. Sadece onu da birazdan Fatsa'ya değineceğiz. İki ilçeninde, iki büyük ilçeninde Altınordu'daki merkez ilçeyle beraber yani %35 şansları var. O %5 fazlalığı kim alacaksa o gidecek. O %5 var. Bir tane %5 oluyor. 35-35. O %5 işte şey, kentten bütünleşme, kentten dirileşme, maç kaybetmeme, takım ruhu, işte sahayı kaybettirmemek için, sahayı kapatmamak için seyircinin birbirine otokontrol sağlaması. Evet. Bu yani önemli olan. O kadar önemli ki. O hani özellikle bu ligde çok önemli. Bu konuda geçen hafta Çarşamba'da taraftarlar bir araya geldi. Çok güzel bir fair play oyunu gösterdiler. Çarşamba Spor'un önderliğinde dördüncü grupta mücadele eden takımlar, bir takımların taraftar liderleri bir araya geldi. Hani yeni sezon öncesi hani bir buluşma diyelim biz buna. Gerçekten de hani bu sene daha farklı geçecek diyebiliriz. Hem taraftarlar açısından, futbol zevki açısından keza aynı şekilde. Çünkü az önce dediğim gibi yeni Amasya Spor olsun, Çarşamba Spor olsun, hani Süper Lig oynamış isimleri kadrolarına kattılar. Çok önemli transferler var. Dördüncü grup ateş gibi yanacak diyebiliriz yani. Ya para ve transfer işi çözmüyor. Aslında işi çözen o takım olgusu, takım hüviyeti, takım birlikteliğini hocamın da söylediği gibi sahaya yansıtabilmek. Bunda da en büyük görev yönetim. Başarı ve başarısızlıklar aslında yönetimin işiyle alakalıdır. Yönetim bu işi finanse edebilmeli.
yönetimin seçmiş olduğu hoca da bu işi karenin içinde, dikdörtgenin içinde sonuca yansıtabilmeli. Bunda kullanılan araç, oyuncu, insan, yani hata oyunu futbol. Buna seyircilerimiz tolere edebilmeli. Temaşa gülerek bakabilmeli. Ama bu bir kavga, bir dövüş, bir savaş. Yani arena isminin kaldırılması da çok uygun oldu bu anlamda. Evet. Biz oyuncular, gladyatörler değiliz. Biz çok insanız. Burada ben bunu tiyatro sanatçılarına benzetiyorum. Onların kostümleri bir şeyin farklı oluyor ama futbolun da kostümü tekmelik takacak, çorabını giyecek, şortunu giyecek, armasını taşıyacak başının üstünde, kalbinde. Bunun için spor yapılıyor. Oraya gelen insanlar da 1,5-2 saatlik vakitte keyif alıyorlar. Evet. Önemli olan bunu, bu birlikteliği sahaya yansıtabilmek. Bununla alakalı da 91 yılında çıkarılan o yasayla alakalı işte sporu rehabilite etmek adına alkol bağımlıları, bunlar tribüne yerleştirilmeleri, fanatizm peşinden holiganizme dönüştü ve tribün terörü başladı. Bu şekilde bunu alt liglerde yapabilirsek, üstte pasolikle alakalı işin de devreye girmesiyle bu iş tamamen Türkiye'den, bizim mizacımız olmayan yapıdan kalkar diye düşünüyorum. Evet. Biliyorsunuz sporda şiddet uygulanması 6000 evet. Kaçtı sayıyı unuttum. 6000 küsür. O amatör liglerde de uygulanacak artık evet. Bu sezon. Hani taraftarlar biraz daha hani o holiganizmden çıkacaktır diye ümit ediyorum. Çıkmak gerekiyor. Evet. Bizim kültürümüzde olmayan işler bunlar. Bir an önce de buralara ama cezalar, yaptırımlar sert olduğu takdirde. Yoksa bu yine cezalar olmadığı takdirde biz buna devam ederiz. Yani. Evet. Evet, Ordu Spor farklı bir konu. Gerçekten de koca bir tarih amatör lige kadar düştü. Bu sezon amatör liglerde mücadele edecekler ve -6 puanla yine başlayacaklar lige. Faslayla geleceğiz. Ama gördüğünüz gibi hani birçok zorlukla mücadele ediyor. Reklama mı gidelim? Ben şunu söyleyeyim de ben 5 senedir iyimserlik işleri çözmüyor. İyimserlik yani iyimser olmaya çalışıyorum. Yani iyimserlikle alakalı bir şeyleri çözmüyoruz. Fayda etmiyor. Kötümser olduğunuzda da işler daha da işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Yani iyimserlik kötü. Ordu Spor konusu nasıl iyimser olacaksınız veya nasıl kötümser olacaksınız? Bu bir tarih bizim kulübümüz. Nereden bakacağınız evet. Aşağısı yani evet. Yapılan hatalar yönetici diyor, yönetemeyen yönetici. Ben onu öyle söyleyeyim. Yönetemeyen yönetici. Birazdan konuşalım böyle. Evet, birazdan konuşalım. Birazdan konuşalım. Çok derin bir konu gerçekten de Ordu Spor. Hatta Ordu Spor da çok da biliyorsun oynadı. Bir daha fazla hissediyorum. 5 yaşından beri boğazımızdan ekmeğe geçiyor. Babası Ordu Spor Kulüp Müdürü biliyorsun rahmetli. Yani onun için biraz daha... O yüzden reklamdan sonra konuşalım Atilla Hocam. Evet. Evet, reklama gidelim, ardından yine burada olacağız. Farklı, sıra dışı, çarpıcı. TV 52'de bomba gibi bir program başlıyor. Gerçeğe parmak basan, farklı sorularla aynaya tersinden baktıracak. Gündemdeki sıcak gelişmeler, güne damgasını vuran tüm konular, birbirinden önemli konuklarla bambaşka yönleriyle tartışılacak, konuşulmayanlar konuşulacak, sorulmayan soru kalmayacak. İsa Akçay'la Sıra Dışı çok yakında TV 52'de. Yeni yayın döneminde ben de TV 52'deyim. İş hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ve diğer hukuki sorunlarla ilgili sizlere çözüm üretmeye çalışacağız. Avukat Ali Çelik'le Adalet Terazisi her çarşamba akşamı saat 20'de sizlerle. Ve başlıyoruz.
başlıyor. Kenan Börekçi ile Ordu'nun Dereleri bu salı akşamı saat 22'de start alıyor. Bu haftanın konukları Ordu Fas'ta Geyikçeli Derneği Başkanı Ali Rıza Hacıoğlu ve üyeleri. Ayrıca Yusuf Altınışık ve ekibi. Ordu'nun Dereleri her salı akşamı saat 22'de. İyi seyirler. Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kafeleri hizmetinizde. Etiler'de Sanatçılar Parkı'nda Sanatçılar Kafe, Ulus'ta Aykut Barka Parkı'nda Kültür Kafe ve Meyve Bahçesi'nde Meyve Kafe, Levent'te Sporcular Parkı'nda Sporcular Kafe olmak üzere 4 kafemizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yeşillikler içinde yer alan kafelerimizde günün her saati ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca parklarımızda bulunan kafelerimiz doğum günü organizasyonlarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Kafelerimiz uygun fiyatlı olup tüm halkımızı kafelerimize bekliyoruz. Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kafeleri. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de, üstelik İstanbul tapulu, muhteşem, şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klas Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i, E6'sı, sanayisi, havaalanı, her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Burada 300 metrekareden başlayan yerlerimizin tamamı 25.000 TL. Şu anda emsal bedellerini farklı farklı firmalar aracılığıyla 40-45 bin liradan satılan yerler tamamı 25.000 TL. Bu gerçekten 300. İnanılmaz. Rakam olarak da çok inanılmaz. Yani 300 metrekare arsaya 25.000 liraya seyircilerimiz sahip olabilecek. Evet, 25.000 TL peşinatla değil. Tamamı 25.000 TL. Ve üstelik? Evet. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Bugün tapu masrafları, siz, alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne, Silivri Değirmenköy Sanayi Bölgesi'ne, hepsinin kısa bir mesafede ortasında kalıyor. Yani burada E5 ve E6'nın 5'er dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz yine aynı şekilde, inanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında
vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda bu altta görmüş olduğunuz numaradan hemen ama hemen Klas Arsa Ofisi'ni arıyorsunuz. Oradaki yetkili arkadaşlarımız sizleri yönlendiriyor ve sorularınızı cevaplandırıyor. Karadeniz'in değeri, Karadenizli'nin kaderidir fındık. Emeğidir, alın teridir. Daldaki yeşil altını en önemli değeridir. Biz iddialıyız. Değerinize değer katıyoruz, fındığınızı değerinde alıyoruz. Çünkü bizim değerimiz sizsiniz. Resuloğlu Fındık, değerinize değer katar. Karadeniz'in en iddialısı moda kafemiz sizlere denize karşı kahvaltı keyfi sunar. Günlük sıcak simit ve poğaçalarıyla lezzet şöleni yaratır. Fatsa'nın göz bebeği olan kafemiz taze pizzalarıyla, yöresel yemekleriyle ve özel günlerinizi süsleyen pastalarıyla 13 yıldır aralıksız hizmet vermektedir. Bu lezzetleri siz de tatmak istiyorsanız Fatsa Cumhuriyet Meydanı'ndayız. İstediğiniz lezzeti bulunduğunuz yere biz getirelim. Bunun için bir alo demeniz yeter. Telefon 0452 423 27 65, GSM 0541 423 27 65. Söylemez İnşaat'tan Fatsa'da muhteşem proje. 8 katlı 3 artı 1 ve 2 artı 1 toplamda 32 daireden oluşan Söylemez İnşaat'ın son projesinde lansman satışları başladı. Şehir içi ve denize ulaşımı kolay, ana yol, dağ ve deniz manzaralı projemizde yerinizi almak için vakit kaybetmeyin. Tüm daireler günümüz şartlarına uygun eşit standartlarda, geniş metrekareli, banyo ve ebeveyn banyolu, modern mutfak mobilyası ve çift cephe ferahıyla projelendirilmiştir. Kaliteli, standartları yüksek bir daire almayı düşünüyorsanız sizi Söylemez İnşaat'a bekliyoruz. Söylemez İnşaat, Ayazlı Mahallesi, Kumru Korgan Asfaltı, numara 101 Taksim A, Patsa'da. İletişim telefon 0537 866 83 85. Söylemez İnşaat. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş ordunun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi dairelerimizin tamamı 4 artı 1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0,10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Ekolojik yaşam, insana değer, çevreye değer. Doğal dengeyi korumada konak mimarisi. Ekolojik konaklarda 100 yıl nefes al. Tam izolasyon, %70 enerji tasarrufu. Bölge şartlarına göre ısınma. Yangına dayanıklı dış cephe. Hiçbir şekilde genleşme yok. Dileyene 1, dileyene 2, dileyene 3 kat farklı projeler. Tamamı ahşap, 9 şiddetinde depreme dayanıklı. Konut kredisi, çocuklarınıza bırakacağınız tek miras. Bazı şeyler gizlenemez. Ya
gelsinler, bekliyoruz. Onlara torunlarına miras bırakacakları konaklar inşa etmelerini tavsiye ediyoruz. Ordu'da ev sahibi olmayı hayal dahi edemeyen yüzlerce aile 10 yıldır ürettiğimiz konut projeleriyle Memurkent sayesinde ev sahibi oldu. Şimdi Altın Ordu'da eski pazarda 23 dönüm arsa üzerinde 268 daireden oluşan Memurkent 4. etapta bloklar yeni Memurkent adıyla bitiyor. 113 bin liradan başlayan fiyatlar ve kira öder gibi ödeme imkanı bulacağınız 2+1 dairelerden alabilmek için son fırsat. Örnek dairemizi gezebilirsiniz. Orduluları en çok evlendiren marka Memurkent. Biz büyük bir aileyiz. Çocuk bakımına, ilişkilerden yemek tariflerine, modadan seyahate, hukuktan spora ve burç yorumlarına kadar merak ettiğiniz her konu birbirinden uzman konuklarla Sevgi Şükran Karaoğlan'ın hazırlayıp sunduğu Yaşama Dair'de. Yaşama Dair, ekranlara merhaba demek için gün sayıyor. Hayata dair her şey hafta içi her gün saat 14 ile 17 arası TV52'de. Tarafsız sahaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fas'la Belediyespor'la devam edelim hocam. İsterseniz Bölgesel Amatör Lig'in en eski takımlarından bir tanesi. 8 yıldır bu ligde mücadele edecek. Bu sene 8. yılları olacak. Gerçekten de Ünye 1957 Spor gibi iyi bir kadro kurdular. Şu son günlerde de 4 tane yeni transfere daha imza attılar. Can Güven'le birlikte iyi bir hava yakalayan bir Fas'la Belediyespor var karşımızda. Bu sene iddiaları var. Şampiyonluk ve o sene bu sene parolasıyla yola çıktılar ama bakalım uzun bir maraton olacak. Neler söyleyeceksiniz? Fas'ın yani da baktığımız zaman potansiyel özellikle kentin arka taraftaki Çaybaşı gibi o sırt hazır. Kent de hazır. Hüseyin Başkan çok deneyimli başkan. Uzun süreden beri de bu ligler dediğiniz gibi. Ama her nedense pek bir ne var biliyor musunuz? Aslında bakarsanız şehir bütçelerinden, kent bütçelerinden bu tür takımlar çok para çekiyor. Mecburen çekiyor. Yani bütçeye baktığınız zaman bir de gidere baktığınız zaman onun yerine çok farklı yatırımla yapabilirsiniz diye algılanıyor. Ama spor yaparken spor yaptırmanın bedeli vardır. Kentte bir bütünleşmen, bir bayram havası, bir sevinç ya da keder gibi bir toplu oluşturamayacağınız ama o markayla işte Fatsa Spor markasıyla, işte Ünye Spor markasıyla, Ordu Spor markasıyla, Yeni Ordu Spor markasıyla, Galatasaray markası, Fenerbahçe markasıyla bir şey vardır, baskı vardır. O baskıyı yaratabilirseniz olabilir ama 7 sene, 8 sene, 6 sene çok kısa süre değil aynı ligde kalmak için. Ama bundan sonra ne olur? Kanıksama. Yani zaten biz birlikteyiz. Düşmeyiz de çıkmayız da. Biz hep buradayız diye bir kanıksama ortaya çıktıysa, çıkmış olabilir Fas'a, bu kırılması çok zor bir şey. Bu sene öyle bir algının olduğunu düşünmüyorum takımda ama ya. Yani gerçekten de başkan olarak, yönetim olarak ve hoca olarak, futbolcular olarak yani takım olarak kenetlenmiş durumdalar. İnşallah. İnşallah. Keyif verir. Yarış içinde olmalı güzel bir şeydir. Bir önceki Orduya keyif verir. Onun için Can, güzel gider yani. Can Hoca'dan önce Büyük Turgut'la Hüsnü abi, Hüsnü Hoca çalışmışlardı Orada. Orada yapının düzgün olduğunu, hazırlandıklarını söylemişlerdi. Can Hoca'yla da bu ikinci sezon galiba. İkinci sezon. Allah kolaylık versin. Başarılar diliyorum yani. Evet inşallah. Onlar da sezona yeni Amasya Spor müsabakasıyla başlayacaklar. Ve zorlu bir müsabaka olacaklar iki hafta. Bakalım yeni Fas'a Belediyespor'da neler getirecek bu sezon. Evet Atilla Hocam, Ordu Spor
Gerçekten de ordunun kanayan yarası diyebiliriz. Çünkü gerçekten koskoca bir tarih yerle bir oldu diyebiliriz buna. Amatör ligde uzun bir aradan sonra amatör ligde mücadele edecek. Çok sıkıntılar çekiyorlar. Şu anda basketbola da gireceğiz tabii ki ama basketbolda da transfer yasağı var. Takımda keza aynı şekilde hani 30 tane futbolcuyla Afyon'a gittiler ama şu anda 17 tane futbolcunun lisansı çıkmış durumda. Ve bir hafta var önümüzde. Hani 17 kişiyle mi başlayacaklar diye akılları da geliyor. Ordu Spor deyince tabii çok şey söylenmesi gerekiyor ama Atilla Hocam sen neler söyleyeceksin? Zafer Hoca, öncelikle başarılar diliyorum Zafer Hoca'ya. Varı herkes yönetiyor. Önemli olan yoku yönetmek. -6 puan. Üstesinden gelinebilir mi? Kader birliği yapan oyuncu grubu eğer hocayla birlikte örtüşürlerse olmazsa olmaz diye bir şey yok. Ama -6'yı bırakın, yani -60'la başlıyor gibi bir durum var ortada. Evet. Şimdi bu lige oynayacak bütün takımlar hazırlıklarını yaptılar. Yani siz seçme, onlar hazırlık yaparken siz seçme yapıyordunuz. Yapmak durumunda kaldınız. Bu durumda tesis yok şu anda. Bir yerleştikleri yer Devlet Su İşleri. Devlet Su İşleri. Perşembedeki sahayı kullanıyorlar. Yabancı oyuncuların lisanslarını yetiştirmeye çalıştığını söylemişti daha önce hoca. İnşallah onları yetiştirir. Bir takım halinde başlarlar. Ligin boyu çok uzun değil. Baştan alacağı puanlar daha sonra zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacak. Bunun içinde baştan alacağı bir puan, yarım puan haneye gelecek büyük kazanımlar olur. Bunun idari anlamını falan hiçbir şey konuşmak yersiz şu anda. Konuşulması gereken daha önceki zamanlarda, yapılması gereken icraatlar daha önceki zamanlarda yapılmalıydı. Maalesef bu durumlara kadar gelindi. Evet. Yani bu durumda tutunabilir mi? Tutunmasının ne zararı olur? Burada kalmasının ne zararı olur? Tutmak için kim çaba sarf edecek? Yani çok sorular var. Bu sorulara birilerinin kendini muhatap alması gerekiyor. Yoksa konu sabaha kadar konuşalım. Bu senelerdir bu televizyonda, başka televizyonlarda, ulusal kanallarda da dönem dönem geçti. Konuşmanın hiçbir faydası yok. Önemli olan bu işi icra edebilmek. Yeni kurulan bir ekip. Şimdi hoca neresini toplayacak? Yani gerçekten zor zanaat. Futbol bu sanat diyoruz da zanaatkarlarla yapılıyor. Zanaatkar olmayınca sanatı icra etmek için zorlanacaksınız. Bunları bir kıvama getirebilmek, bu formanın, armanın değerini anlatabilmek bu şehirdeki insanların bence boynunun borcu diye düşünüyorum. Kendi adıma öyle görüyorum. Diğer tarafta oyuncu grubu yani ne kadar verimli olacak, nasıl verimli olacak bunların hepsi soru işaretleri. Evet. Ama bizim kalbimiz, gönlümüz orada oynayan, mücadele eden her iki takım için de atacak yani. -6 ile alakalı bir soru var Ömer Kaya. Herkese iyi akşamlar demiş. Yorumculara bir sorum olacak. Amatörde eksi puan cezası olmamasına rağmen acaba nasıl oluyor da konu Ordu Spor olunca hemen uygulanıyor? Bu kimlerin çabasıyla uygulandı? Acaba bu konuyu araştıracak kişi var mıdır diye soru sormuş. Mevzuatı bilmiyorum. Bununla alakalı nereden geldiğini, hangi oyuncudan nasıl geldiğini bilmiyorum. Onun için bakacağım. Sonraki programda. Umut Sönmez'le alakalı gelen bir eksi puan bu. PTT 1. Lig'de mücadele ederken Umut Sönmez vardı. Almanya'dan gelen bir futbolcu. Hatta yani, Yasin diye bir futbolcuyla birlikte gelmişlerdi. Araştırdığım kadarıyla gerçekten de denildiği gibi hani amatörde böyle bir uygulama şimdi şu ana kadar olmamış. Ama yok diye bir şey de yok. Şimdi futbol Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde disiplin ve tahkim kurulu vardır. Evet. Disiplin ve tahkim kurulunun bünyesinde de amatör şubeler ve profesyonel şubeler diye vardır. Daha doğrusu Türkiye futbolu bir bütündür. Süper Lig'deki
ceza, sağ kapama, işte küfürleşme, futbolcunun tekmesini neyse aynısını amatör dediğimiz branşlarda, illerde il disiplin kurulları vardır. Onlar ceza verir. İllerdeki yerin işte spor il temsilcisi gibi düşünün. İl disiplin kurullarıdır. Onlar da avukatlarda oluşur. Profesyonel takımlarda şu anda Ordu Spor deplasmanlı amatör lig gibi gözükse de orası da bir profesyonel ligdir statü olarak. Onun için bu statünün içinde Ordu Spor'un ya da başka bir takımın önceden gelen cezalar devam eder. İstemezsiniz. Varsa yine verir. Amatöre de düşseniz yine patron Türkiye Futbol Federasyonu ve talimatları olduğu için amatördeki o cezayı il disiplin kuruluna tebliğ eder. İlgili takım, işte A takım, B takım eksi 26 puanla da başlayan diyebilir. Ya da ilgili takıma düşürün de diyebilir. Birinci amatör kümeden ikinci amatör küme düşün diyebilir. Yani bu arkadaşımız bilgiyi biraz eksik almış ya da birazcık bilgisi olmayan kişilerin söylemine kapılmış gibi gözüküyor. Böyle bir ceza şeyi var ve uygulanıyor. Evet. Yani profesyonelliklerdeki uygulanan cezaların aynısı amatörde evet. de uygulanılabiliyor. Evet. Evet. Okan Duran selamlar demiş. Hafta sonu Bal Ligi'nde Ünyespor ve Ordu Spor derbisi var. Sizce ne olur bu önemli maç? Canlı yayınlanacak mı demiş. Ordu Spor'umuza bazı oyuncuların lisansı halen neden çıkarılmadı? Onun sebebini soruyor. Tabii ki bu lisans olayı maddiyatla da... Aslında birinci derden şöyle bir şey yapın. Yani yapın. Yani ben burada ben de bir izleyeceğim sonuçta. İki tane yerel büyük kanalımız var. Uydu kanalımız. Diğer iki tane de kanalımız daha var. ORT var, BTV var. Evet. İşte Altaş var, TVL2 var. Yani bu dört kanal çok rahat bir şekilde. Bir yer hatta şu anda şeye başladı. Ordu TV diye bir şeyimizle başladı Recep Bey'in internet üzerinden yayın yapan da var. Yani bunlar bilirsiniz. Ordu Spor'un maçlarını verseniz ne olur? Yani ne olur yani? Ya da Ünye Spor'un maçını ya da Fasıl yani çok keyif verici bir şey olur. Yani hani bazı basın toplantısı oluyor. Bütün televizyonlar bir anda beraber verebiliyorsunuz. Evet. Burada da verebilirsiniz yani çok rahat şekilde. Bence de vermelisiniz. Yani Ünye'nin, Fatsa'nın, Ordu'nun, Yeni Ordu'nun izleyiciliği var, potansiyeli var. Evet. Yani sen izleyicisin, ben de çalışanım burada. Eminim ki patrona gitmiştir. Patronlar da bunu yani. Ay şunu da yani. Biri gerçekten izleyicisi olan ve olması gereken bir şey. Olmalı yani. Niye düşünüyorum tabii. Evet, senelerde bununla alakalı var mıydı? Tabii. Amatör maçlar yayınlanıyordu. Amatör maçlar yayınlanıyordu ve çok da bir izleyici vardı bana göre. Bunlar da yayınlanabilir. Yani olabilir yani. Hayyenleri yayınlanmalı zaten. Sonuçta bunlar yani profesyonel takım. Yarı profesyonel diyoruz ama Yeni Ordu Spor profesyonel takım. Dal ligindeki 3 tane takımımız yarı profesyonel takım. Yani niye izlemesin ki? Yani şöyle düşünün. İstanbul'da otururken ya da Ankara'da otururken, İzmir'de otururken kent tenisinin takımına bir kafeteryada aç kaldı. Uydudan işte şu kanalda aç diyeceksin. Orada izleyeceksin. Bundan daha keyifli bir şey yok ki. Evet. Evet, bir izleyicimiz demiş ki ben Yeni Ordu Spor ve Ordu Spor'un birleşmesinden yanayım demiş. Olabilir. İlerleyen tarihlerde olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları Ordu Spor'la ilgili borçları bir takımdan birleşseniz dahi biliyorsunuz sıfırlanmıyor. Öyle bir imkanımız yok. Kapanması bile çok zor. Onun için böyle bir şeyin şu an için yani 100 trilyon lira gibi bir borçlardan bahsediyorlar. O 100 trilyonu ödeyecek olan kim olabilir, nasıl olabilir? Çıkarma çıkabilir ama çok zor bir ihtimal. Birleşme diye bir şey şu an için bundan dolayı olmayabilir. Yani evet. İki takımın şeyinden bahsetmiyorum. Ekrem Günyeli, bizler Ordu Spor olarak aşmadığımız engel yoktur. Bunu da başaracağız inşallah. Bizler inandık. İnşallah. Sayın Ali Yılmaz'ı başkanımıza saygılarımı sunarım demiş. Bu arada patrondan da mesaj geldi Ali abi. Bu hafta sonki maçı yayınlayabiliriz eğer yazışmalar ve çok güzel. Çok şeyler güzel. Yani, olursa diye. Yani ne var biliyor musunuz? Hani televizyoncu çok farklı bir şey. Yani
Zaten alışılagelmişin dışına çıkarsanız bile beklentinin karşılığını sonuçta şunun altını çizelim. Buradaki menfaat sahibi bu kanal değil. Buradaki menfaat sahibi biziz. Evet. İzleyici olarak. Hiç bunu unutmayın. Yani bu yayını verecek olanlar da yani sonuçta oradaki bir iktidar yönetici imza atacak. Hani diyorsunuz ya taraftarım olsun. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bilmem ne bunların yani niye maçlar yayınlanıyor? Onlara kalsa o zaman yani bu mantık eğer varsa öyle bir mantık ki olmamalı. Yani sen maçın zaten gelmiyor. Zaten sen iyi olduğun sürece herkes canlı izlemek ister. Yani tribüne gelmek isteyen geliyor. Sadece hani uzaktaki insanlara bir nevi televizyon bu aracı. Tabii ki. Keza aynı şekilde Yeni Ordu Spor için de olsun. Tabii ki. Yani, hani onların maçlarının yayınlanması olur. Da olsun. İsa Bey güzel bir adım atmış. Güzel, şu anda güzel bir söylüyor. İnşallah. Yani inşallah ya sonuçta hani yine diyorum yani buradaki payda, buradaki menfaat bu kanal, öbürü kanal, öbürü kanal değil biz. Şehir insanları. Evet. Üye'deki arkadaşımız, Fatsa'daki arkadaşımız, buradaki arkadaşımız biziz yani. Sonuçta bunun yadırganacak bir şey yok ki. Yani saklanacak bir şey yok daha doğrusu. Keyif vereceği bir şeyden bahsediyoruz. Çok da güzel olur. Evet. Basketbola devam edelim mi hocam? Ordu Spor'la anlatmak istediğiniz bir şey daha var. Ordu Spor'la ben son bağlayacağım. Bir şey söyleyeceğim de. Yani aşağı yukarı ben 46-47 yaşındayım. Bunun 16 yılını profesyonel oynadım. 2004 yılında futbolu bıraktım, antrenörlüğe başladım. 2004 yılından beri de antrenörlük yapıyorum. Aşağı yukarı amatörlükleri izleyebildiğimiz kadar ama daha çok bir teknik adamın kendine göre bir felsefesi vardır. Ben çalışmak istediğim ligi izlemeyi her zaman severim veya evde maç izlemeyi sevmem, çekerim. Herkes yattıktan sonra, çocuklardan sonra oturur. Biraz maç izlememiz bizim de uzun sürüyor. 5-6 saati. Yani bu iki teknik adam ne anlatmaya çalışıyor? Takıma ne söylediler ki neyi uygulamaya çalışıyorlar diye bir işte notlarını tutarız. Atar kenarda durur bunlar. Şimdi hatırladığım kadarıyla, şimdi Ali abi hocam öyle güzel anlattı ki ama benim de ister istemez de kafamda bir soru işareti var. Yani. Ben sporun içindeyim. Amatör. Fut profesyonel. Yani Ordu Spor'a verilen -6 puanla alakalı cezanın şimdiye kadarki benim background arka tarafa hafızanın içinde bir tane amatör kulübe verilmiş bir emsalini hatırlayamıyorum. Bu beni yani bir tane çıksa tamam diyeceğim eyvallah. Yok. O zaman farklı şeyler geliyor insanlara. Gelmesin işte. Bir taraftan da gelmesin ama gelince de insanın kalbi gidiyor ya. Ya bu Ordu Spor, bu Ünye Spor'un abisi, babası, amcası, dayısı. Fatsa Spor'un öyle. Yani bir yerde de kendimiz korumamız gerekiyor bu takımımız. Nasıl koruyacağız? Güç nerede? İşte bunlar biraz sıkıyor. Olsun, biz yine de bizim takımımız diyoruz. Orada çalışan hocaya da, oyuncularına da. Diğer takımımıza da, Fatsa'dakine de, Ünye'dekine de hepsine destek olacağız. Olacağız. Bunun, yani bu takım amatöre gitse de atıyorum Durugöl diyorum. Şimdiki yer neresi olacak? Ne denecek? İsim ben ne geçecek? Karşıyaka. Başka bir anlamı olabilir. Bir isim olabilir oraya. Bir farklı bir isim de bulunabilir. Orada da oynasa yine kalkacağız. Mor beyazımızı giyeceğiz. Çıkacağız. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Bu vücut nefes aldığı sürece bu takımın peşine koşar. Evet. Yani benim gibi düşünen aynı şekilde Yeni Ordu Spor için de aynı şey. Bunları ikisini birbirine yan yana koymaya, yan yana getirmeye, rakip etmeye, birbirine dalaştırmaya, bir şeyler aramaya gerek yok. Ama bir taraftan da değerimizi de korumamız gerekiyor. Bunu da yok sayamazsınız. Yok saydığınız zaman kendine değer vermemiş oluyorsun. Bu da dışarıdan çok komik görünüyor. Atıyorum İzmir'e gidiyorum 2,5 ayda bir. Çok komik görünüyor oradan. Dalga geçiyorlar benimle. Ya doğru diyorsanız zoruna gidiyor bir taraftan. Yani dışarıda öyle bir saygınlığımız var ki Ordu Spor olarak. Bunu ben 46-47 yaşında biri olarak işte hocam 61 doğumlu
hadi 50'nin üstünde bir grup var. Onların yaşadıklarını bu halk, yeni gelenler bir bilseler dört elle sarılırlardı ama maalesef bunlar da aktarımda zorlandık işte. Bize aktaran oyuncu büyüklerimiz bize bir şeyleri aktardılar. Biz de aktarımda hata yaptık veya es geçtik veya onların bizim aktardıklarımızı alacak, anlattıklarımızı anlayacak, idrak edecek vasıfları yoktu. Onun için bu kulüp bu halde. Evet hocam. Yine olmasa iyiydi ama oldu. Geldiğimiz nokta bu, gelinen nokta bu. Buradaki tabii suçlu, suçsuz aramak çok yersiz bir şey. Suçlu varsa hepimiziz. Biz de bunun için dahiliz. Gurur varsa hepimizin, sevinç varsa hepimizin, üzüntü varsa hepimizin olmalı. O paylaşım içinde ama bir de gerçekler var. Bu gerçeklerin içinde Ordu Spor için çok sıcak bakmak, çok ılımlı düşünmek çok zor. Bu da, bu da işin gerçeği. Maddi olarak, manevi olarak, maddi hastalığı olarak güç, evet seyirci gücü var, evet potansiyeli var. Belki daha da iyi olacak. Daha da Türk insanının, bir de şeyden bakıyoruz çoğu zaman, hani Türk insanının yapısının gerçi temelde ayakta kalmamızın bir nedeni de ondur. Düşünerek çok fazla şey yapıyoruz. Yani düşünerken, evet yani mağduru çok seviyoruz. Evet. Mağdur bizim için bir şey oluyor, bebek oluyor. Ama o mağdurluğu gelene kadar da sorumluluğumuzu göremiyoruz. Şu anda bir mağdur var. Mağdur derken şey anlamı demiyorum. Yani kendi kendine etmiş bulmuş bir takım var. İyi ya da kötü. Yani kim bilirse deyin. Burası da bir gerçek. Yani gerçekçi olduğumuz zaman farklı konuşmak lazım. Ama işte kalbin bu tarafı farklı düşünüyor. Beynin bu tarafı farklı evet. algılıyor. Vücudun farklı bir süre çalışıyor. Ama ortada bir şey varsa artık Ordu Spor takımının çok zor. Yani keşke şey olabilseydi. Hani yine Ordu Spor takımı mesela Ordu Spor 1967 gibi bir altyapıdan kurulup yine Ordu Spor bünyesinde gitseydi o takım çıkarsaydı. Yine Ordu Spor düşseydi. O zaman da belki farklı bir şey olurdu. Çünkü o i̇şte borçsuz bir takım gerçekten. Sporcuların oraya aktarırdın. Yani o zaman pansuman çok fazla olabilecek pansumanlar vardı ama tabii yani ortak akıllı maalesef bu ilde harekete geçiremiyoruz. Herkes benim aklım üstündür der, benim aklımdan şey der. Ama bir konsensüs kurup da ortak akılın neden, niçin, nasıl olabileceğini bir tartışıp düşünemeseydik ya da bundan sonra böyle yapalım. Tecrübesi olanlar var. Maalesef bu koltuğa oturanlar İşte her şeyi onlar biliyor gibi, seni pek şey yapmıyor ama koltuğu bırakıyor, bu tarafa geçiyor. İzleyici tarafından konuşunca kendi defonun dinlenmesini bekliyor. Bu sefer burada oturanlar onu dinlemiyor. Böyle bir kısır döngü içinde gidiyoruz. İnşallah bundan sonrası için, yani Ordu Spor için şu anda aslında yapılabilecek fazla bir şey yok. İşin doğrusu bu. Evet. Ama hala bir şansımız daha var. Ben şu anda Ordu Spor Kulübü'nün yöneticisi olsaydım, şu anda amatörde Ordu Spor 1967'yi kurardım. Şu anda hala şansı var. Şu anda bu Dal Ligi'ndeki bütün imkanlar, ama eşofman, forma, araba, işte yer, oraya aktarıp ikinci amatör kümeden bir takım çıkartırım. Ordu Spor günü dursun orada. Hala dursun. Ki o da yani. Sıfırdan yani bir ben, ya zaten iki sene sonra sıfır olacaksın. Bunun çok da yani çok özür dilerim, kusura bakmasınlar ama. Zaten süreç şu anda Burada şöyle bir şey var. Yani olmuşu da var. Ama bunu işte kabullenebilmek, bunu aktarımında kabullenebilmek derken yanlış kullanmış olabilirim. Yani şimdi yeni ortamda doğru diyorsun. Yani burada yani bu bunun miadı, bu bunun işte yerine geçecek. Ya yerine geçecek gibi bir şeyle gelmeyin. Yani bu Ordu Spor içine bulunduğu 6 yıldır 2010-11 sezonu şampiyon olduğumuz andan itibaren bu takım pozisyon alınması gereken bir yapı görünüyordu. Bakın ben sana bir söyleyeyim mi? Bak
şimdi olmuşu varsa ben yani bunu ikisini birbirine karıştırmadan götürebilmek. Atilla çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben senin için bir söyleyeceğim. Şu anda Altınordu Belediyesi'nin çok güzel bir altyapısı var şu anda Atilla Hoca'nın yanında. Evet. Şimdi şu olabilir mi? Sayın belediye başkanımıza sormak istiyorum. Altınordu Belediye Başkanımıza. Altınordu Spor'un ismini Ordu Spor 1967 diye kursa olabilir mi? Kursa. Yani öyle de söylüyorum. Bu yani, altyapıyla Ordu Spor ismini ikinci amatörde kalır. Almasına gerek yok. Yani Altınordu Spor'da ismi güzel bir isim. Yani hayır, onun için demedim Spor'da ben. Onun için demedim ya. Ordu ya, Spor'un yani Ordu Spor'u yaşatmak anlamına. Yani yeni Ordu Spor ne kadar yani belediye takımları belki Ordu'da bu olabilir. Onu demiyorum. Asla yanlış anlamayın. Yani bir gönderme falan yaptığım yok. Asla. Kimse böyle bir şey tenezzül etmesin. Düşünmesin bile. Ama belediye takımları genelde diğerleri ya da çoğu toplum hep karşı rakip. İşte rakip derken işte diğer parti yani gibi yaklaşılır. Zaten ondan demin verdiğim örnekte İstanbul Büyükşehir Belediye'yi verirken Mağustan verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye diye bir takım yok. Mağustan verdi. Artık o kadar fazla giderli veya borçlu ya da alacaklı ya da o kadar fazla bir şey var ki her şeyin ayrılması lazım. Onun için belediye takımının fazla bir karşılığı olmuyor. Kimse de olmuyor genelde. Şimdi Kayseri Spor'un karşılığı var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iken karşılığı yoktu. Çok düştü. Kayseri Erciyes çıkmıştı. Kayseri Erciyes'i birleştirdiler. İki yıl olduğu için birleşiyor. Kayseri Erciyes gibi altta aradı. Kayseri gibi üstte kaldı bu sefer. Ama Kayseri Spor diye çıktılar. Yani oynadığım seneydi o zaman. Ondan dolayı yani. Böyle bir şey olabilir. Yani olabilir. Yani ben şeyden demiyorum. Altın Ordu Beyli tabii ki bizim Beyli. Bunda da sıkıntı yok. Ama hani Ordu Spor 1967 biraz daha insanlığa sıcak gelen, daha bir sempatiye görülebilen. Belediye algısından çıkması. Çıkıp herkes için spor, herkes için futbol, herkes için ortak değer gibi bir algıdan çıkıp devam edebilir. Yeni Ordu Spor ondan için sonra, bu sene onu yaptılar. Yeni Ordu Spor için yani ne kadar yaparsanız yapın inşallah daha iyi olacak, daha iyi gidecek, daha iyi olmaya çalışacak ama sonuçta yine hani ne bileyim yani bir tarafı bir boşluk var bir yerde. Bir yerde boşluk var. O boşluk doldurulabilir mi? Doldurulabilir. Ama Ordu Spor mevcut Ordu Spor isminde takımı olduğu sürece, devam ettiği sürece çünkü önde bir yani hani şey derler, bir sevginin var karşında. O sevginin yanına işte kuma gibi, hani lütfen yanlış anlamayın, asla bunu demiyorum. Hani insanlar biraz böyle şeyde, ikili bildiler. Ondan dolayı olabilir. Ama Ordu Spor gidici, onu da herkesin bilmesi lazım. Ordu Spor'un artık herhalde tarihteki yerini alacak, ismi kalacak. Onun için hani yeni Ordu Spor'a biraz daha sahiplenme dürtüsünden yola çıkarsak onu demeye çalışıyorum deminden beri. Yani Ordu Spor derken ama bir yandan da yani gerçek de var. Ordu Spor varken yeni Ordu Spor'a pek kanatmıyor yani işin gerçeği bu ama ben eminim ki zamanla bir şey olacak. Şimdi, bir zaman lazım. Şimdi ne olacaktı? Bu saha sonuçları daha farklı bir şekilde gelmiş evet, olsaydı. Evet. İç sahada atıyorum maç 4-1 gibi bir skorla hop oturup hop kalkan bir seyirci yarın tabii sokağa çıktığında ya müthiş maçtı ya. Diyecek zaten. Bunlar sayı arttıkça sağ sonuçları geldikçe aynı şey şampiyon olduğumuz sene için de geçerliydi. Yani çok yani 8.'ydik biz Uğur Hoca bıraktı. Oradan geldi. Şimdi İlk alt hafta lider olacak yani mı? Lider olsaydı üst üste. Yukarı doğru. Yani bir kişi, gelen bir kişi 5 kişi getirecekti. Gelen 6 kişi, 7 kişi getirecekti. Şimdi oyunun, içeride oyuncuların performansının daha farklı olması beklentiyi biraz daha uzak, evet, yani geciktirdi. Yani dışarıda şimdi puan alır, puanlar alır. Bir sonraki hafta içeride bir daha vurur. Bir deplasman. Bu 3 haftaya bakar. 3 hafta sonra bakmışsınız ki türbinler yine dolmuş. Olabilir. Olabilir. Böyle bir şans var. Tabii canım başarılı olarak o ya. İyi olduğunu söyleyeceğim. Ama farklı düşünenler de var. Şimdi mesela Ömer Kaya.
demiş ki Ordu'nun iki tane takım olması kimsenin zararına olmazdı. Fakat tabii ki olmaz. Bu evet, yeni takımın Ordu Spor'un gölgesinde kalacağından korkulduğu için bazıları bu kulübü yok sayıyor demiş. Fakat hiçbir şekilde Ordu Spor'un yerini almayacak. Bu böyle bilinir demiş. Aradaki nifak tohumlarını ekenler belli. Ben şahsen böyle bir yaklaşım olduğu için kesinlikle Ordu'nun takımı olarak görmüyorum. Bunun suçlusu da ben değilim. Ya zaten işte deminden beri söylediğim şey bunlar. Dediğim buydu işte. Yani bunun bu arkadaş gibi aynı şekilde düşünen çok insan var. Onun için yani hani diyorum Ordu Spor varken, Ordu Spor öyle ya da böyle bu ligde varken, dal ligi olsun, amatör ligi olsun, dal ligi varken bunu yok edemezsiniz. Yani beni seviyorsan Ali Aydın'ın sevgisini yok edemez. Ne kadar ne yaparsan yap, o mutlaka bir yerden hani altın çamurdadır ama yine altın diye çıkar, silersiniz. Ama bronz, bakır gider. Ondan dolayı diyorum yani bu arkadaşımız haklı olabilir ama o da birazcık bakış açısını şöyle bir baksın. Evet, bazen hani sevdiğimiz insanlar da ölebiliyor. Allah yani herkesin gecinden versin ya da sağlıklı yaşam versin. Ordu Spor bitişsel komandanı çıktı artık. Fiş çekilme durumuna getirdiler bir şekilde. Bunu yine söylüyorum. Bunda bizim de eksiğimiz vardır. Herkesin olduğu gibi. Ama yani vah yerine de yeni bir tane çocuk var. O çocuğu biraz daha sallarsa, büyütürsek. O sallamayı da böyle hani şımartma anlamında değil. Gerçekten iyi bir delikanlı, iyi bir çocuk olsun anlamında yaparsak yürü gider. Niye yani, gitmesin ki? Ordu Spor, yeni Ordu Spor'u bence örnek olmalı. Yani. Yönetim açısından. Yani. Kastediyorum. Yani. Çünkü gerçekten de koskoca bir Ordu Spor vardı karşımızda. Bu Türkiye'de birçok kulübe örnek olur. Örnek olması gerekiyor. Aynen. Çok yani bence belki maliyecilere de örnek olmalı. Yani maliye okuyan veya ekonomi okuyan insanların da örnek alması gereken bir şey ki seneler sonra belki şey yapmazlar, başkan adayı olmazlar yani. Evet. Ne oldu Ali Bey? Yok ben zaten şey yapıyorum. Ben bazen hani bazen kişilerin yaptığı adımların, yaptığı işlerin üniversitelerde tez konusu yapılıp bu işi nasıl bu kadar becerisini başardığı göstermek lazım. Bunu yani sayın dedim. Başarısız yönetimler diye bir şey ders çıksa yani, hani yönetemeyen. Yani. Nasıl bir böyle bir bu kadar paranın, bu kadar şeyin, seyirci desteğinin, bu kadar şehir bütünlüğünün yaşandığı bir yerde nasıl bu kadar başarısız olup nasıl böyle şıkır sürekli ilk 5 hafta, ilk 6 hafta lider olabilecek iki tane maçım vardı. Karabük maçı, Antep maçı. İkisinden birini alsan liderdik. Yani düşün. O konumdan 18 hafta 0 puan çekip küme düşmeyi nasıl başardı bu il? Onu biraz da önce bir tez konusu olması lazım. Bir Fatih Terim televizyona çıktı. Fatih Terim'den sonra takım gitti. Polemikler başladı. Ya önemli değil bu kadar diyelim ama bunun hani herkese bir şekilde futbolun ne kadar kırılgan bir spor dalı olduğunu görmesi lazım. Bir anda hedef olsun. Rüzgar bir şey yapar, yere çakılırsın. En tepedeyken. Evet. İşte o da örnek. Ders çıkartalım. Ömer Kaya demiş ki Ordu Spor gibi zor durumda olan çok takım var ama şehrin dinamikleri bir araya gelip bu sorunu çözüyorlar. Ordu Spor'un sorunu da çok cüzi rakamlarla çözülebilecekken çıkmaza sokmak istiyorlar demiş. Böyle bir imkan var mı gerçekten? Hani hep şu konuşulur, hani tamam şu kadar borç var ama oturup konuşulsa bu rakamın onda birine bu borç kapatılabilir algısı var hala. Şöyle doğrusunu konuşmak gerekir. Ordu Spor'un kesin 80 trilyon diyeyim, 80 milyon şu andaki para ama 80 trilyon bazılarına göre de faizleriyle beraber 120 trilyon yakın borcu var. Evet. 120 trilyon. Bu şehir büyük bir şehir değil. Büyük bir il değil. Fındıkla geçimini sağlamaya çalışan, o da para etmiyor. Sanayisi çok az olan, daha doğrusu memur maaşı giden dönem değil burası. Baktığınız zaman. Hani turizm diyoruz falan, hani hepsini şey yapalım. Çok öyle bir şey yok. Onun için bu ilin bu paraları bulma şansı yok. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne herkesin diyor. Büyükşehir Belediyesi niye vermiyor? Büyükşehir Belediyesi'nin 100 trilyonluk bir borcu kapanma gibi ne bir kanuni süreci olabilir? Olamaz zaten.
ne o parayı oraya aktarabilir? Ama varsa birilerinin cebinde kendi parası, onu aktarsam diyebilirsiniz. Ama yani hani bir şey konuşurken onun altını döndürüp konuşulması lazım. Para tam aktar, nereye aktaracaksın? 100 milyonu aktardın, ne yapacaksın? Nereden bulacaksın o parayı? Bu şeyi bunu kaldıramaz. Evet. Burada aldatıldığını düşünen insanlar, güven duymayan, güven duygusu yani, olmadığı bir yerde hiçbir şeyi inşa edemez. Tedirgin yaklaşıyorsun. Yani karşındakine güvenmiyorsan hiçbir yani şekilde. Şimdi biz 80 diyoruz, 120 diyoruz da açtığın baktığında belki 140 çıkacak. Belki yani onu da bilmiyorsun. İşte en az 80'i var. Yani devamı gelebilecek bir yapı şu anda Ordu Spor. Çok mu? 120 yani, belki yani, daha fazla çıkacak. Yani, kapattın yani. Yine çıkacak. Evet. Evet. Zor, çok zor. Yani bu ilin kaldırabileceği, yani bence hayal bile edemeyeceği bir borç. Hani nasıl ödediğinizi hayal edemezsiniz. Nasıl ödersiniz söyleyin bana. Kabuk mu alacaksın, fındık mı alacaksın, bir çuval fındık mı diyeceksin, bir tane fındık mı diyeceksin, kim aldı, kim verdi? Nasıl edeceksin, şey mi var yani, zaten otobüs terminalinde mi çıkacaksın, vapuru mu var? Böyle bir sirkülasyon fazla değil misin? Değilsin, hiçbir şeyin yok. Yani. Bir şey diyordun Akil Hocam. Zaten yarısı Nedim Bey'e galiba bu borcunda. Yarısı yoktu yani, da belki. 20 milyona yakın var herhalde tahmini. Benim bildiğimde 40 falan diyorlar da. Ben bilmiyorum tabii ki. Ya şu var. İşte artık ismini falan deklar etmeye gerek yok. Sonuçta bu takım burada. Zaten kimse parasını alamayacağına göre. Böyle bir takım artık var olmayacağına göre. İnşallah yani çok kusura bakmasınlar kimse ama. Gerçekçi olduğun zaman sorunu daha iyi çözersiniz. Çözüm yolunda daha güzel kolay ulaşabilirsiniz. Bizim zaten çözüm yolunda kastımız orada insanın futbol aşkının devam etmesi. Evet. Süper Ligi yeniden görmesi, oradaki kentin bütünleşmesi, bir takım da olsa bile ekonomi anlamında büyük paraların girmesi, büyük döviz kilitlerinin girmesi, büyük reklamların gitmesi. İlk TV buraya geldi. İlk TV geldiği zaman Bostöber'den yaptığı yayınlar, İşte buradan tevhidlerle Süper Lig'deyken bu ili ciddi anlamda tanıttı. Çok doğru. Ciddi anlamda tanıttı. Yani trilyonlar derseniz ciddi anlamda tanıtamazsınız. Zaten bir şehrin en iyi tanınabilir yeri spordu. Spor. Sporun devamında bir de gerçekten hani şey yapalım bize, Ordu Spor lider. Algı güçlü bir il. Marka güçlü. Marka güçlü. Marka çok güçlü. Ya da işte yeni Ordu Spor işte şampiyon. Marka güçlüydü. Ya o ilin o kadar itici güç oluyor ki. Onu hayal, şimdi çoğu insan bunu hayal edemiyor. Ama şehire gelen o hani köfteci, simitçi, sucu, gazozcu o stadın etrafında ya da bir gün iki gün içinde otelci, işte restorançı, balıkçı o sübvansiyon geldiği için zaten cebine dolayısıyla para giriyor. İşte buradan bakmamız lazım. Onun için de yeni oldu. Bir markada içinde hiç yapmadığı işi ediyorum. Yapıyordu pazar günü açarak bazı esnaf. Tabii ki. Evet, basketbola devam edelim. Basketbolda da işler karışık. Hemen hemen 25'inde yani yaklaşık bir 10 gün sonra Federasyon Kupası başlayacak ama şu anda takımda lisanslı herhangi bir oyuncu yok. Transfer yasağı var basketbolda. Durumda süreçte sıkıntılı ilerliyor. Bir oyuncu grubu var. 1-2 oyuncu almaları lazım. Yerli oyuncu sıkıntısı var ama onların da transfer edeceği oyuncu kalmadı. Yani öyle biliyorum ben. O anlamda yani bir transfer yasağı o da nereden geldi acaba? Yani mutlaka. Ama Ordu Spor basketbol takımının benim bildiğim kadarıyla borcu yok. Ayrıca bir yönetim var. Tekrar bir kredi mi çekilmiş yoksa arkasından? Şimdi duyduğum kadarıyla benim yani bu gelen borçlar 2 seneden beri devam eden borçlar. Süper Lig'den beri basketbolculara parasının verilmemesinden beri. Hocaya bir borçları olduğunu yani biliyorum. Alper Hoca'ya. Yaşar Pamuk döneminden itibaren gelen borçlar büyük ihtimalle. Alper Hoca'ya borçları olduğunu biliyorum. Daha sonraki hocaya da borçları olduğunu biliyorum. Basketbolcular da varmış büyük ihtimal. Yani bunun sonucunda işte basketbolcular da şu anda lisans çıkartamıyor takım. Enteresan. Enteresan. Kimseye ben yapmadım demez ama varsa da sıkıntılı süreç. Şu var yani
bir basketbol takımının burada olması salon sporunun devam ettirme adına çok güzel bir şey. Evet. Çünkü bu ilde okul sporlarında genç kızlarımız var, genç erkeklerimiz var, basketbol seven insanlarımız var. Önde bir hedef olması lazım. Gördüğü bir hedef olması lazım ki bu ilin sporu biraz da yukarı gitsin. Biraz. Şimdi Ordu Spor dedik, Ordu Spor'da eğer bir sıkıntı varsa şimdi bir takımımız daha var. Açı yeni yapılan. Şimdi ikinciye geldi. İstanbul'dan da bazı şeylerini aldı. Ve şu anda gidecek gibi gözüküyor. Yani onun da borcu yok, harcı yok. Açı Lisesi'nin, kolejinin sahibi, kurucusu İlhan Bey de ciddi şekilde bu işleri seviyor. Mesela ona da bir destek babına gidilmesi lazım. Baktığımız zaman. İşte Ayvası'da bir takımımız var, voleybol takımımız var. Ordu Spor'un voleybol üçüncülükte takımı var. Yani salon sporları biraz daha iyi olabilir. Handbol takımı var. Handbol takımı var. Kızlarda da var. Bayan futbol takımlarımız var. Bayan futbol takımı. Bu sezon gerçekten de yaz dönemine damga vurdu. O bayan futbol yani. Takımımız. Hani daha da ilerisini yapacaklardır inşallah. Oradan buradan o Rusumat takımımızı da tebrik edelim. Hani gerçekten de salon sporları da bir şehrin hani futboldan diyoruz kesinlikle, ya kesinlikle. Bir şehri kalkınması için çok güzel yerler. Ciddi şekilde hem de salon sporunun izleyişi de farklıdır. Takip edenler biraz daha kavga dövüşten uzak olan, çok fazla küfre yer vermeyen, yani kimse kusura bakmasın bu da işin bir gerçeği. Evet. Onun için biraz daha sevilen, sayılan, tutulabilecek. Bir de başarılı olduktan sonra zaten yürüyorsunuz. Yani bu şeyi sizi götürüyor bir şekilde. Yeter ki başarılı yapın. Yani ulan bir gideyim bakayım. Ulan hani ulan dediniz ya, ulan gittikten sonra ikinci ulan güzel bir şey ya diyorsun. Bir de asıl keyif oradaki dürtü kazanmanın verdiği haz. Evet. Onu bir daha yaşamak istiyorsunuz. Salon. Bir daha olunca bir daha yaşamak istiyorsunuz. Salonlar da müsait. Yani ondan dolayı biraz daha dikkat edilip biraz daha önemsenmesi gereken yerler. Evet. Behzat Çetin, Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nın maçları da yayınlasanız çok güzel olur demiş. Valla elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışırız ama bilmiyorum hangisini yetişebiliriz. Ya diyorum ya, bak işte bu da bir izleyici. Salon izleyicisi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya niye olmasın ki? Ya ne olur şimdi Ordu Spor Basket Takımı'nın maçlarını yayınlasanız. Basketbol Federasyonu'nun bilmiyorum statüsü nedir. Onu da, şimdi üçüncü ligi çok rahat yayınlayabilirsiniz. Evet. Futboldan bahsediyorum. Federasyon çok fazla şey yapmıyor ona. Ya da deplasmanın amatör liginin kendini çok rahat şekilde yayınlayabilirsiniz. Fazla onlara bakmıyor. Bu Ordu Spor Basket Takımı birinci ligde. Süper'in bir altı. Oradaki statüsü nedir bilemiyorum. Ama çok fazla çok önemli bir şey olacağını tahmin etmiyorum. O bir şekilde birkaç reklam, birkaç sponsorluğu olur diye bir yani. Çok böyle bir şey. Bir de yapılabilir yani, şeyler bunlar. Bu ilde insanların keyif alabileceği fazla bir şey yok. Yat yok, yat yarışı yok atıyorum. İşte paraşüt herkes binemiyor. Öyle bir yani izleyemiyorsun. Yani kendin yapamayıp da zevk aldığın bir şeyi izleme şansın yok. Özellikle. Bunlar çok rahat şekilde heyecanı bulunan, sayısı şey olan, aktiviteyi hemen gidip gelebilen maçlar olduğu için o temaşa zevkini, o kaliteyi, o kendi olarak insan olmanın, spor yapamamanın ya da spor yapıp da hedef almanın yerleri. Bunları biraz daha gösterirseniz, bunlara biraz daha katkı sağlarsanız niye olmasın ki? Çok da güzel bir söylemiş. Yani ben diyorum ki bir Ayvası'daki o voleybol, o bir ilçede bir Ayvası gibi bir yerde, ki Ayvası güzel bir yerdir. Geçen de oraya gittim. Çok da güzel bir şu anda kaymakam var. Her şeye yatkın, her şeyi yapabilecek kapasitede gelsinler diyor. O kadar yani, oranın çok farklı bir kimliği var. Keza Akkuş da. Neden Akkuş? Voleybol birincilikteler şu anda. Hani şey, onlar da değerlendirilebilir. Akkuş daha doğrusu o derece. Yani onların biraz daha örnek teşkil edilecek şeyler. Bunları aldığın zaman ne olacak Ulubeli'de olsun, ne olacak Mesutiye'de olsun, ne olacak ufak içerdiğim Çaybaşı'da olsun, Perşembe'de olsun, vardı, evet. Olsun, Gülyalı ufak ama olsun. Onun için yani birazcık
Bakacağımız yerleri toplum sporu için örnek sporlar olarak görürsek, onlara biraz daha destek verirsek, kitleleri arkadan bazı mutsuzluğu da unuturuz. Mutlu olmanın çeşitli yolları var. Onları da yapalım. Evet, süremiz de sona eriyor. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, kısa olarak buraya yapılacak olan tesisler ve stadyum hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten de çok güzel şeyler yapılıyor Ordu'da şu anda bu sene içerisinde. Stadyumun yaklaşık tribünlerinin %45'i bitmiş durumda. Tabii ki hala inşaat süreci devam ediyor. Ekim ayının 2018'in Ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor. O zaman bitmesi bekleniyor. Yapıldığında da çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Bundan eminiz. Ama bitmesine yakın olan şeylerden bir tanesi tesisler. Karşıyaka yapılan tesisler. Çimleri serildi bir tanesinin. Diğerleri de hazır hale gelecektir. Kısa olarak neler söyleyeceksiniz? Yani yapılan şey, bir önce onu söyleyeyim. Yapılan şey güzeldir. Evet. Yenilik her zaman güzeldir. Bunu kentten bütünleştirdiğin zaman, kendi kentin ihtiyacına karşılık verdiğin zaman güzeldir. Hani ben yaptım oldu, farklı bir şeydir. Bir de ihtiyaç vardır, farklı bir şeydir. Olabilir mi? Olabilir. Olmalı mıydı? Olmalıydı. Yapalım artık bazı şeyler de artık şehir büyüyor. Şimdi Durugöl ilk yapıldığında biz birazcık şey yapmıştık. Yadırgamıştık evet. Şehirden uzak diye. İşin gerçeği buydu. Yani nasıl gideceğiz? Uzun felaket yol. Rüzgar alanı. Felaket diye. Rüzgar. Dedik ama orası 20 yıldan beri, 25 yıldan beri hizmet etti ya. Bize hizmet verdi bu oyun sporuna. Şimdi karşıya geliyoruz. İhtiyaç mıydı? Bakıyorum. İhtiyaç mıydı? İhtiyaçtı. Kesinlikle. Zorunluluk yani. Oradaki maçlar, oradaki yani. Biraz da şehir dışından çıkıp biraz da dışarı atmak lazım amatör maçlarda. Hem şehir trafiğini rahatlatmak için kentin, yani artık plaj, kentin yürüyüş alanı. Çok bir de, güzel oldu. Bir de aynı şekilde şimdi bu bir mantık. Başka bir mantık da Ordu stadını şehir içindeki stadı çıkartıp şehir kartelinin giriş çıkışın çok rahat olduğu bölgelerde olması lazım. Orası olabilir mi? Olabilirdi. Farklı bir yer olabilirdi. Ama sonuçta bir tercihtir bu. Siz dersiniz Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılsaydı, ben derim Kumbaşı'na yapılsaydı, siz dersiniz buraya yapılsaydı. Oraya yapıldı, tercih edildi. Fazla yadırgamaya, çok konuşmaya da gerek yok. Sonuçta oldu bu iş. Şimdi kulüplerin tesisleşmesi gerekiyor. Bu anlamda işte Güzel Ordu Spor, Yeni Ordu Spor daha farklı bir tesis yapmalı. Daha büyük, daha konsept sahasıyla bir yer bulunmalı. Bilmiyorum onların çalışmaları nedir. Altınordu Belediyespor bir tesise ihtiyacı var. Diğer amatör sporların oradaki Karşıyaka'daki yeni yapılan yerde bir büro gibi, yani lisanslama işlemlerinin ASKF'nin bir bölümünün orada olması, mutlaka bunlar düşünülmüştür, yapıyorlardır, planlamışlardır. Ünye'de müthiş bir tesis var. Cevizlere. Evet. Fatsa'da bu statla ilgili bir yenileme, bir şeyler planlanıyor tahminim. Yani bir şehirde bir statlar, yenilenme, spor alanları, mahalle aralarına bir şeyler, ufak ufak sahalar var. Yani bir şeyler yapılıyor, toparlanıyor. Bunun meyvesi toparlanmalı. Evet. İnsan, çocuk, bunların spora yönlendirilmesi gerekiyor. Burada tek sıkıntı gördüğümüz, benim kendim açımdan, okul sisteminin sabah 9'da giriyor çocuklar. Saat 4 gibi etüde kalırlarsa 5 gibi çıktıkları bir vakit. Hem spor yapabilecekleri çok fazla bir zaman okulun dışında çok kalmıyor. En nihayetinde 2 veya 3 gibi dersleri bittiğinde arkasına işte etüt ders çalışma, üst sınıflar için ders çalışma, alt sınıflar için de folklordu, horondu, işte bir şeyler yerleştiriliyor, müzik. Burada spor eksik kalıyor. Bunun için de bir spor lisesine ihtiyaç var. Çok doğru. Ben de onu diyecektim. Spor yani. Lisesi, her ilde olması gereken bir şey. Kesinlikle sporla uğraşacak kişilerin, spora gönül veren oyuncuların, sporcu olmak isteyenlerin, daha sonra bunun akademik anlamda eğitimini alıp
öğretmen, sporcu yetiştiren insanlar olabilmeleri için bu yöne yönelmeleri, daha erken yaşlarda yönelmeleri gerekiyor. Bunun da olması, olmazsa olmazı lise eğitiminin sporla yapılıyor olması. Tabii ki bunun içinde fen ilmini alacak, matematik ilmini alacak ama bu iş spora yöneleceği için, iş olarak hayatının profesyonel kalan kısmını sporla geçireceği için böyle bir liseye ihtiyaç var. Bunun sonrası nasıl üniversitemizde BESYO varsa, bunun altında da buraya yetiştirilecek çocuklar sınıfla geçebilmeli. Şimdi bu yetenek sorusu geliyor. Evet, konuştuğumuz. Onu sonra başka bir programda konuşuruz. Uzunca konuşuruz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İlk programda güzel bir sohbet oldu diyebiliriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz evet. Bize. Ben teşekkür ediyorum. Durum bu. Selamlar. Evet, çok sağ olun. Son Turgutlu maçı için de başarılar diliyoruz. Ordu Spor, Ünye Spor, Fatsa Spor'a, bütün hafta sonu maç oynayacak ekiplere, hepsine inşallah emeklerinin karşılıklarını alırlar diye, yardımcı olur diye Allah'a dua ediyoruz yani. Evet. Sağ ol. Evet. Çalışan başarır. Çok doğru. Evet efendim. Tarafsız sahada ilk programdı ve güzel bir sohbette geride bıraktık. Dediğimiz gibi hafta içi her pazartesi saat 21'de TV52 ekranlarında olacağız. Siz de ekran başınızda olun. Hoşçakalın.